Survivor Panorama'dan herkese iyi günler efendim. Final heyecanı yaklaşırken artık saatler kalmışken konuğumuz yani bakın şu an hala şoktayım. E, hatta bir izleyici şöyle yazmış. En son bu kadar heyecanlandığımda Atakan şampiyon olmuştu yazmış senin gelişinle ilgili. Evet. Atakan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee... Kemal abi damla sizlerle görüşeceğiz. <laughs> hoş, <bulduk. gülüyor> hoş bulduk. En son buraya şampiyon hikayesiyle gelmiştik evet. şimdi. Şampiyonun hikayesi olarak artık <laughs> şampiyon olmadık şampiyon, şampiyon olduk. Yok, sen gönüllerde Şöyle şampiyon, şampiyon olmuşsun. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim, sen nasılsın? İyiyiz, şirin, adapte olabildin çok mi? Çok şirin görünüyorsun şu unicornunla özellikle. Ya çok teşekkür ederim. Bugün evet. beni özellikle sen yorumlamanı istiyorum, Bu tatlılık <laughs> ve şirinlikle. Şöyle bir şey, Lila dedi ki, baba bunu dedi, televizyona çıkaracaksın dedi. Biz, de, biz dediği her babada herhalde, kızın dediği esasdır. <laughs> Lila'cığım işte burada bütün gün burada duracak hiç merak etme tamam mı? Hiç Ama çok e, güzel burada oldu. evet güzel bir süs oldu bize de. <laughs> Kemal abi sen nasılsın iyi misin? İyiyim abicim. seni sormalı. İyiyiz vallahi adamla. Ben evet, de iyiyim tamam. çok iyiyim. Senin 2016'dan yarıştığın Evet. beraber finale gittiğiniz Aynen. sevgili arkadaşın Atakan burada. Atakan evet. e, adapte oldun mu? Yani adapte olmayı bırak nasıl oldu? Çünkü hepimizin Final dörtlüsünde sen vardın. Burada sana çok değişik isimler taktık. Benle dalga geçtiler hatta. Evet şimdi burada o yargı dağıtma modunu açacağım şu anda. Benim hakkımda neler dediyseniz <laughs> bunları konuşacağız. Duyduklarım var. Bazı duyduklarım. İzleme fırsatım olmadı. Sorgu meleği, yargı meleği Tabii, mi Tabii sorgu meleği şimdi yargı meleği oldu. Hadi bakalım. Önceden müdürdü. Şimdi burada, burada, burada müdür kim? Sen burada müdürsen misin? Yok estağfurullah. Kemal abi e varken Kemal abi müdür. Ben sadece masada evet. şu an söylüyorum. Burada yine, müdür yine, Kemal abi. Müdür sana yaptı. e abiyle müdür dedi. Sen müdür yaptın. Ben Beni abla kim müdür yaptı, <laughs> yine yine. Da kim <laughs> yaptı abi? Müdür yapalım, bu, müdür yapan bu. Ben de evet. tam tersi dedim ki. Hayır Atakan orada müdür değil. Arkadaşlarına iyi geçiniyor. Onlara abilik yapıyorsa yapıyor. Ama müdür değil. Müdür olmadığına da Elinde belgeler var dedim ama ısrarla sezon başından beri belgeler çıkartıp yüzüne vurmadım mı demedim mi? Bunlar? Ya kaç defa vurdum ya anlatamıyorum adama. anlatamıyorum. <laughs> Ataka açıkçası şöyle bir şey ee, bir kere sen bence bu seneki Survivor'da Adem'le beraber en lider ruhlu en alfa karakteriniz bu net. Hı -hı. Önce kırmızı takımda iki grup olarak iki grup başıydınız böyle bir soğuk savaş verdiniz ne zaman ki sen karşıya geçtin? Rahatladım. Sen artık Adem'i rahatlattın. Sen de rahatladın bence orada <laughs> ve Savaş biraz daha e, ne derler fiziki alana indi bence. Zaten onun da sonuçlarını gördük. Benim tezim şurada sana müdür deme nedenim şu. Bir kere olduğun grubu her zaman yönlendirebilen onlara üst akıl olabilen <laughs> e, bir şekilde fikir verebilen e, bir insansın. Oyunlarda da iyisin. E, ama mavi takıma geçtikten sonra özellikle Ogeday'ın ve Berkan'ın senden çok etkilendiğini ben düşünüyorum evet, ki Damla ben de. da öyle düşünüyor. Şimdi bak bundan patron, ötürü, patron desen tamam. Patron desen tamam da müdür müdürlük olan sen devam et ben sonra söyleyeceğim. Ee, Oho, bundan sen ötürü o. sen yükseldi mi dön ötürü. Müdür <laughs> <laughs> <Bundan gülüyor> e, ben de çiçeği varsın. Hızlı başladık. Bundan ötürü ben alınan kararlarda evet. adadaki birçok şeyde Ataka'nın daha baskın ve e, karar alan kadar karar aldıran da bir karakter olduğunu düşünüyorum dedim. Tamam. Bundan dolayı da hatta daha az yazıldığını, hı hı. daha son düşünülen olduğunu, tıpkı kırmızı takımdaki Adem gibi olduğunu söyledim. Hala da öyle düşünmekteyim evet. ben. Evet. Bitti. Ben de öyle <gülüyor> düşündüm. <gülüyor> Teşekkürler. Ben de takdir sen, sen ne de düşünüyorsun Damla. <laughs> Hayır şöyle. Ben sadece senin için şunu söyledim. Yani Adem ve sen ee, bazı insanlarda şöyle bir kimlik var yani bunu tasdiklememize gerek yok ama bir. E, girdiği ortamda sözleriyle ve konuşmalarıyla dikkat çeken aynı zamanda saygı duyulan bir insan olduğunu aynı şekilde Adem'in de öyle ve haliyle şampiyon olduğunuz için de e, bence bir saygı var. Evet. Öyle düşünüyorum. Evet. Doğru. İstemsizce de insanlar sizin etkiniz altında kalabiliyorlar. Hı -hı. Yani Adem kendi takımında... Aynı şekilde siz takımlar ayrıldıktan sonra da sen mavi takıma geçince de oradaki yakın arkadaşlıklar da senin etki altında kaldığını düşünüyorum ben. Ben şimdi bu konuya şöyle bir açıklık getireyim. Düşüncelerinize saygı duyuyorum. Katıldığım yerler de var. Şöyle şimdi bir şampiyon olmuş olmam tamam mı? Ee, i̇nsanlarda belki ekstra bir yazılma olarak diyeyim önce söyleyince. Belki beni sonraya atıyor olabilir. İkincisi de e, bu benim kendi karakterim yapım yani girdiğim bir ortamda benim kendi duruşum veya işte kendi normal hal ve hareketlerim insanlarda bu şekilde bir e, hal ve hareket uyandırıyorsa bu ben bunu zorla yapmıyorum yani diyeyim bir lider olma bir işte öncü olma bir bir şey söyleyeyim bir, bir fikir sunuyorum sen benim fikrim seni etkiliyorsa sen de ona göre hareket ediyorsan o zaman ben seni etkilemiş olurum ama ben bunu art niyetli bir şekilde birini etkilemek için yapmıyorum orada gerçekten çok sevdiğim yani özellikle Berkan ve Ogade için söyleyeceğim böyle kardeşim gibi gördüğüm iki insan e ee, onlar da hiçbir zaman onlar da aynı şekilde biz orada bu şekilde değildik ama burada biraz öyle yansıtıldı. Hı hı. Sanki benim çok altında gibi veya ne bileyim ben sanki bir onların bir şey söyleyeni gibi. Onlar benim çok güvendiğim, çok saydığım iki kardeşim. İkisi evet, için dediğim. konuşuyorum. Diğer takımda da yine bazı arkadaşlarımız vardı konuştuğumuz ama e, o ikisiyle ilgili bunu söyleyebilirim. Gerçekten biz ada içerisinde yani ben de onlara çok saygı duyuyordum. Onlar da bana ben de onların çok sözünü dinlediğim oluyordu. Hatta birbirimize espri yapıyorduk. Çok fazla yani Takıldıklarımız oluyordu. Mesela Berkan bana diyordu ki sen git bir dakika. Dedi. Abilerin konuşuyor burada mesela. O Ogeday'la evet. konuşuyorlardı. bana Sen git burada abilerin konuşuyor. Onu sonra mesela Anıl'a söyledi. Bir problem oldu falan. <laughs> ee, onu da konuşuruz istiyorsanız. <laughs> hani ben neysem onlar da benim için o. O yüzden biz bence biz eşittik ama birbirini seven üç arkadaştık. Şöyle ama bir farklı şey. algılanıyor olabilir. Atakan şöyle bir şey. Ee, sen mavi takımı geçtikten sonra Ogeday ve Berkan'ın Adem'e karşı olan ee, biraz daha e, agresyonu değişti, daha Doğru. yükseldi. Yani şu anlamda. Şimdi <laughs> mantık olarak da ben yanımda Atakan gibi hem fiziken hem de fikir, düşünce anlamında güçlü, insanların Survivor anlamında da dışarıda da saygı duyduğu bir karakteri yanımda hissedersem o güçle... Biraz da e, karşı tarafta daha yoğun mücadele edelim. Yani ki. bu hani kavgada bile düşün. Yanında evet. iki metre bir adam varken doğru. daha farklı olursun böyle. Ben de aynı gücü yanında onlar olarak hissediyordum ama onu da... İşte bu e, çok güzel ama e, es geçmiş. sende bir değişiklik olmuyor. İşte onlarda yani, bir evet, değişiklik doğru. gözüktüğü için de biz dedik ki burası bir ekip. Bu ekibin müdürü de Atakan dedim ben. Evet. ya Açıkçası ben kırmızı takımdayken de yine insanlar bana aynı şekilde saygı duyuyorlardı. Ee, mavi takıma geçtim. Mavi takım da ben kırmızı takımdayken yine bana aynı saygı gösteriyor. Ben herkese gerçekten böyle e, hem iyi rakiptim hem de iyi, iyi arkadaştım. Yani onun dengesini çok iyi sağlayabiliyordum. Yani Hı -hı. Atıyorum Ogeda'yla mesela işte patronçukla ilişkimiz var. Ee, ona çok iyi bir şekilde yarışıyordum. kıyasa yarışıyordum. Parkurda hiç acımıyordum yani. O bana vuruyordu ben ona vuruyordum geçiyorduk. Hı -hı. Ama bitince de seviyeli bir şekilde birbirimizi atışıyorduk. Evet. Kazanmayı da kaybetmeyi de bilen iki arkadaştık. E ondan sonra o tarafa geçince de yine aynı saygı onlar benim <laughs> görmediklerim görmedikleri yönlerimi gördüler belki beraber aynı da yaşayarak da. O da belki farklı bir ortam. Peki oluşturdu. ben bir şey soracağım şimdi. Evet. Hakan yok demişti. O Geda ile Atakan'ın arkadaşlığı bence Survivor başlamadan önce de daha iyi bir arkadaşlardı diye bahsettim evet. ben. Yani ondan dolayı hani birbirlerinden de etkileniyor olabilirler dedim. Hakan da dedi ki 3 tane fotoğrafını göster dedi. Onların öyle bir arkadaşlığı yoktur. Kaç tane beş tane e, beş, şöyle 5 tane fotoğraf geldi. Ben dedim ki yani açık söyleyeyim. Ben dışarıda görüşen iki evet. arkadaşsınız diye tahmin ettim ben. Ya iki kere şöyle. üç kere kafede buluşmuşlardır. Oğlum programına gitmiştir. Olsun hiç durumu öyle tamam. söyleyeyim. Tamam. Varsam yapmana gerek yok. Buradayım. Selam hemen, <laughs> hemen hemen söyleyeyim sana kaç kere buluştuğumuzu. Şöyle e, o kadar benim gerçekten çok sevdiğim bir yarışmacı. İnsan olarak var ya inanılmaz bir insan evet. gerçekten. Taneler herkes aksini bunu söyleyemez yani. E, Survivor'daki hani e, doğruları yanlışları olmuştu onları tartışmıyorum ama gerçekten kalbi çok temiz bir adam. Ee, bundan önce de biz görüşüyorduk kendisiyle ee, çok da iyi arkadaş. Özellikle telefonda çok daha fazla görüştük. Karşıda olması bizim de burada olmamız her gün Ankara görüşmedik söyleyeyim. Ama e, fazlasıyla <laughs> görüşüyorduk. Yani biz oradan önce de iyi arkadaştık. Rakip olduk. Yine iyi arkadaşız. Aynı takımda olduk. Yine arkadaş, Beraber elendik. Yine iyi arkadaşız yani. <laughs> Helal olsun. Yakışır valla. Evet. Şimdi bu arada seyircilerimizi de hatırlatalım. Twitter'dan Survivor Panorama hashtag'iyle sorularınızı ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Buradan biz de okumaya çalışacağız. Atakan'a sorularınız varsa Atakan'a desteklerinizi buradan bekliyoruz. Bu arada dün akşamda tabii ki Hikmet Tuzsuz adaya veda etti. O da <laughs> evet. çok değişik bir veda oldu. Daha doğrusu değişik derken... Bana göre Survivor'ın başrollerinden biri Survivor'a böyle finale iki adım kala Survivor'a veda etti diyebilir miyiz? Bu arada izleyebilir miyiz görüntüleri? Tamam. Bir Hikmet'in vedasını izleyelim ardından Atakan'la sohbetimize devam edeceğiz. Evet Hikmet adaya ve finale veda eden isim oldu. Artık Hikmet Survivor'da yok. Nisa Batuhan, Ayşe bir de Adem İstanbul'da final dörtlüsünde olacaklar. Evet. Çok tartıştığın ama e, belki Survivor'a en damga vuracak şekilde e, hakkını korumak için Adem'le de e, bir ciddi bir münakaşaya girdiğin bir Hikmet. Hikmet'le hikaye nasıldı? Valla şimdi biraz Hikmet'ten bahsedeyim sonra da o konudan da biraz bahsetmek tamam, istiyorum. Tamam. Okay. E, onunla finalden de bahsedeceğim ama. Yani finalde Survivor'ın elinde. E, şimdi şöyle. Hikmet bence bu zamana kadar gelmiş en farklı karakter Survivor'daki. Atıyorum yani... Birbirine benzer karakterler geldi. Ama Hikmet gibi bir karakter bence gelmedi. Bence Hikmet inanılmaz zeki bir adam. İnanılmaz zeki bir adam. Ama şöyle. Zeki ama derslerine çalışmıyor var ya. Hani hı hı. okulda derler öğ öğretmenler. Zeki ama hani derslerine hı hı. çalışmıyor. Aklı hep başka şeylerde. İnanılmaz derece. Ee, ada yaşayan. Survivor'da bırak Hikmet'i. Hepimizi bırakalım. Bu kaç kişilik? 36 mı? 40 kişi. 40 kişi bırak. Bence en son hayatta Hikmet kalır. Öyle bir hayatta kalma yeteneği var. Bana göre bir Survivor. Onun dışında oyunlarda gerçekten inanılmaz yetenekli. Ya hep şöyle bahsediyorlardı. 2019'da Hikmet söyledi. Hikmet böyle. Ben 2019'u çok fazla izlememiştim. Çok iyiydi. Ee, i̇nanılmaz diyorlar. Herkes bahsediyor. Sonra ben ilk defa bu sene tanıdım Hikmet'i. Sezon başladı. Ee, o kadar başarılı performans görmüyor. Dedim hani Hikmet hani bu, muydu, bu muydu yani, yani. Hikmet, Hikmet? bu muydu yani dedim. Ama tabii ki büyük bir sakatlık yaşamıştı. Daha sonrasından hani sakatlık yaşadı. Parkurda yavaş geliyor ama en azından el atışı falan dediler ki eli çok iyiydi vesaire. Onları da görememiştim. Abi sonradan Hikmet bir açıldı. El ayrı falan bir oturmaya başladı. Parkurda hızlanmaya başladı. Ee, ve o sakatlıkla bence bu zamana kadar çok iyi gelen bir yarışmacı. Ama sadece şöyle hani Zeki Ama dersine çalışmıyor gibi aklın hep kötü şeylere kullanıyor. Belki e, yani karakter olarak çok böyle kendimize yakın görmediğimiz birisi olsa da e, çok fazla uğraşıyordu insanlarla. Çok fazla ince uğraşıyordu. Yani şu an tam doğru kelimeyi bulamadım. Ne söylesem bilemedim ama çok fazla uğraşıyordu. Onlarla uğraşmak yerine birazcık daha kendine baksaydı belki çok daha iyi yerlere gelirdi. Bu uğraşması da yani. Atakan bu uğraşması rakibi bezdirme gayretinde mi, mi yoksa onun karakteri mi? Yani o mizacı mı öyle? Yani bir tık mizacı öyle. Şöyle, mizacı cevap, öyle, mizacı öyle. şöyle cevap vereyim sana. Damla, Hikmet'le herhangi bir sorunun oldu mu 2019 ya da dışarıda? Hayır ha? olmadı. Seni engellemiş değil mi mesela? Evet. Bak, anlatabildim mi? Böyle bir elim mesela, mesela hiç muhabbetim yok bu arada yani hiç dışarıda ya da ne bileyim sosyal ama medyada ben zaten ama mas hani yazıp masada niye masada masada eleştiriyorsun Hikmet'i. ya tabii ki de iletişim ama hani şöyle herkes aslında şey Ay, evet, aynı, aynı şu şekilde eleştiriyoruz. Yani. yani o zaman masadasın yani o yüzden mi acaba diyorum Eli iptal ediyor Veyahut da şey yapıyor. Ya evet abi de hani bana biraz garip geliyor, garip geliyor ya. Yani neden? Çünkü şimdi mesela özellikle bu sene için konuşursak hepsi arkadaşımız. Yani dolayısıyla ben burada bütün herkesi yanlış yapmasına rağmen bence çok iyi yaptı dersen bu kendime yaptığım en büyük bir haksızlık olur. Sonuç olarak biz onlara böyle hani kişiliğine ve karakterine değil ama yapılan duruma oradaki eyleme bir şekilde bir eleştiri biz de getiriyoruz. Değil, biz de. Evet yani hepimiz aslında aynı şey yapıyoruz ve dolayısıyla da burada. Hikmet de hiçbir problem olmamasına rağmen işte Acun Bey bu Instagram'la alakalı bir yarışma yaptığında ben de işte Whatsapp'tan yazıyorum. Dedim ki ben niye Hikmet'e tıklayamıyorum? Basamıyorum yani <laughs> Hikmet'in sayfasına giremiyorum. Neden? Hakan dedi ki seni engellemiştir dedi. Ama benim Hikmet'le yani e, sosyal medyadan çoğu insan böyle çıktıktan sonra bir atışır. O ona bir şey evet. söyler, o ona bir şey söyler. O da halen daha e, durumun e, sıcaklığından kaynaklı olarak. Benim Hikmet'le hiç öyle bir şeyim olmadı. kaldık ki hiçbir yarışmacıyla olmadı. E, finalde de zaten aynı oteldeydik konuştuk. Evet hep yani de. hep beraber herkes birbirine selam verir. İşte enteresan bir durum. Yani Hikmet öyle bir karakter. Evet. Atakan 4 o zaman Mizac. ya Ben, e, ben böyle e, yani büyük tartışmalar da yaşamış olsam bence Hikmet çok iyi bir survivor. Çok. Gerçekten evet. yanında olmasını isteyeceğiniz de bir aslında bir arkadaş bir yandan. Adada geçirdiğiniz vakit vakitleri şimdi hatırladığım zaman e, yani düşünüyorum. E, iyi i̇yi olduğu zaman iyisine çok iyi. Ama karşıda olduğun zaman da hani mesela birini düşünmek için her şey yaparsın değil mi? Sana de, derim ki işte e, önünde şu var bu var bir şeyler söylersin ama bir de söylenmeyecek şeyler var. Mesela savaş anında hastaneler vurulmaz. Mesela böyle bir şey vardır ya. Okulları... O hastaneyi de vurur. Bu öyle bir <laughs> O öyle, o öyle bir adam. O kazanmak için bunu yapıyor. Ama onun dışında bence e, inanılmaz bir insan. Ya ben sevdiğim sevdiğim bir insan diyebilirim. Yani. Hikmet, Hikmet için. Evet. Çok e, tartışmalar yaşasık da yaşasak da. Şimdi gelelim Adem'le olan olaya olay. geleceğiz de bir ufak bir izleyelim onu. Tamam. Çünkü izlersek daha tamam, iyi olacak. Rej de uyarıyor beni. Şimdi efendim Adem, Hikmet ve Atakan arasında geçen ve Survivor'a bu sene damga vuran o olay geliyor. Sonrasında Atakan olayı bizzat yorumlayacak. Evet, Survivor'ın herhalde manşet olayı buydu bu sene. Evet ama burada şöyle manşet olmasındaki sebeplerden en büyük sebeplerden bir tanesi de bunu bu şekilde bence yanlış olarak verilmesi. Çünkü buradaki hikayede Adem yapıyor bu hareketi. Şimdi senden rica ediyorum ben Adem'in yaptığı şey, hareketi de verelim. Tamam ee, öncesini evet, söylüyorsun. Evet öncesini verelim. Şimdi burada zaten Hazır mı? Heh, şu hazır an mı? Gözüküyor zaten evet. Versin Peki, abi onu ekrana versin. Sesini açabilir miyiz? Şimdi burada benim e, takıldığım iki şey var. Birincisi fragmanın bu şekilde verilmesi. Ben bunu Acun abiye de söyledim, kendisine de söyledim. E, abi 24 saat boyunca bir fragman verildi. tamam? Mı? Ve bu fragman sayesinde ben, ailem, oğlum, e, 700 tane falan dava açmış herhalde eşim. E, 700 kişi dava etmiş bu küfürlerden, hakaretlerden dolayı. Ama bu 1 milyon tane şey vardır. E, hakaret vardır. Bu şekilde verilmesinden dolayı sanki burada ben çok suçluymuşum gibi... Ve direkt benim üstüme farklı bir şekilde bir algı oluyor. Ve eşim ve oğlum bir ton küfürüyorlar, linç yiyorlar. Ben de doğal olarak bir ton linç yiyorum. Sonrasında siz de burada masada bu fragmanı izleyerek, doğal olarak bir şey demiyorum. Bu fragmanı izleyerek bu şekilde bir konuşma yapıyorsunuz. İşte Atakan bunu nasıl yapar? Atakan'a yakıştıramadık. Eşim de diyor ki Atakan nasıl böyle bir şey yaptı? İlk izlediğinde diyor ki kesin diyor bir şey vardır, başka bir şey vardır herhalde gibisinden. Sonrasında işin gerçeği ortaya çıktığında... E, e, diyorlar ki evet Adem de bunun aynısını yapmış hatta e, Adem işte bana bir sürü küfür edenler bir sürü hakaret edenler aynı şeyi yapanlar Adem için aynı şeyi bu sefer ona söylemeye başlıyor pek çoğu söylüyor pek çoğu da söylemiyor çünkü algı başta nasıl başlıyor biliyor musun Atakan kötü hareket yaptı öyle yürüyor ondan sonra işin gerçeği ortaya çıksa bile etkisi azalıyor fragmanı izliyor 1 milyon kişi bölümü izliyor 300 bin kişi atıyorum yani, e, sosyal medyada dönen şey benim bu hareketi yapıyor olmam şimdi ben burada yanlış bir hareket yapmadım yaptığım hareketin de arkasındayım. Şu anda bugün de arkasındayım. Orada da diyorum ki şimdi Adem Hikmete bir hareket yapıyor. Yanlış bir hareket yapıyor. Kötü niyetli yapıyor yapmıyor. Ona bir şey demiyorum. Biz bak biz Adem'le hem iyi arkadaştık hem de iyi iki rakiptik. Ademe karşı herhangi bir problem şu anda da yok. Mesela ben sadece oyunu kuralına göre oynayan bir adam. İçeride o da aynı şekilde. Profesyonel bir survivor. Öyle bakalım olayı tamam mı? Tartışmalarımız oluyor, atışmalarımız oluyor, yarışmalarımız oluyor. Birkaç başka bir şeyden de sonra bahsedeceğim. Burada Adem yanlış bir hareket yapıyor bunun yanlış olduğuna en fikir miyiz? Yani evet, evet. Muyuz evet. Bunu orada da hepimiz en fikiriz. Onu uyarmama rağmen Adem yapma, etme dememe rağmen o devam ediyor, gülüyor. Hikmet de tam o sırada girerken işte bir söz söyleyecek kendine göre e, yörüklerle alakalı bir söz söyleyecek. Adem onu yapıyor ama kızıyor ama bir yandan da söze başlamış söze devam etmek istiyor. Sonra diyor ki yapma Adem diyor geriye tekme atıyor Adem diyor yapma diyor. Biz duyururuz. Sonra çıkıyor Adem. Diyor ki kardeşim bak yanlış yaptın yapma. Bunu hani yaptığın hareket yanlıştı. Adem'de şöyle bir hareket var zaten. Adem bir şeyi sonuna kadar inkar ediyor abi. Hani kendisi diyelim ki bir yanlış yaptın ya dersin ki ya kusura bakma Hakan yanlış yaptım ben sana. Adem bunun farkına varsa da diliyle telaffuz edemiyor. Tamam mı? Orada da bence bu aynı şey geçerli. Adem e diyoruz ki yapma diyorlar. Ya o zaten gülüyordu. Sen diyor niye gülüyordu? Hala üste çıkmaya çalışıyor. Onu diyeceksin. Bu sen olayın daha olmadan önce konuşuluyor bu. Benim olayımı yapmadan önce. önce. Hikmete yapmış sonrasını evet. konuşuruz. Adem yani yanlış yaptım diyeceksin. Biz de konuyu kapatacağız. Bir daha yapılmayacak diyeceksin. Adem hala bunu anlamıyor ve devam ediyor. Ya bana. şunu deseydi ya Hikmet Gerçekten şaka mahiyetli yaptım evet. ve özür dilerim yanlış anlayıştan kusura Onu bak bakma anladım. yani Kim dese. Kim ne diyecekti abi? Kim ne diyecekti Adem'e? Adem'in sadece yaptığı hatayı kabul etmesi gerekiyordu. Bu birincisi. İkinci olay böyle bir yanlış bir hareket yapıldı Şimdi ben bir yerde böyle e, ellerimin üstünde emeklerken, çökerken, ortak bengelelerken arkadan da birisi. Sen şimdi şurada dur Hakan ben de sana arkandan böyle hareket yapayım. Tekme atayım. Mesela hoşuna gider mi? Gitmez. Bu, bu senin için de söyledik sonra. Bu, 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 bu aşağılığı Erkek, evet. erkek çıkar. çok çirkin Şimdi bunu yapmasına rağmen ben bir nevi aslında e, burada yani yapımında yapması gereken bir şey yapıyorum. Yapımın demesi gerekiyor. Murat Ceylan'ın demesi gerekiyor ki veya işte Mustafa abilerin birinin. Ya Adem sen yani yanlış bir hareket yaptın. Bunun tekrarını biz bir daha istemiyoruz. Burada Seramon'da bize dese ki biz bunun tekrarını bir daha istemiyoruz. Adem de orada hatasını anlasa veya kendini savunsa ona göre ayrı bir tepki gösteririz. Ha öyle mi oldu? O zaman birinin de çıkıp bir şeyleri anlatması veya söylemesi gerekiyor burada. Adem bir yanlış yapmışsın. Bu neyle alakalı biliyor musun? Yarın öbür gün Hikmet'in de bunu başka Batuhan'a yapmaması için, Batuhan'ın bunu bana yapmaması için, benim bunu Ogeda yapmaması için yani. Bu hareket legal değil. Ama bunun zaten e, yanlış bir hareket olduğunu hatırlatma gerek yok. Bu hareket zaten yanlış. Hani orada prodüksiyonda kalkıp işte Adem böyle bir şey nasıl yaparsın diyemez. Ama şimdi mesela Çünkü bu ben sefer sana... orada Survivor'ın hikayesi de müdahale olur. Yani bu Adem'in orada yaptığı bir hata. Peki ben yani, sana Bence. Lazım. Ben projeksiyon olsam dokunmam Ben sana hakaret yani. ettiğinde beni uyarıyorlar mı? Yanlış bir şey yaptığında, hakaret ettiğinde. Ee... Ya da kötü söz söylediğinde hakaret ettiğinde, kötü söz söylediğinde. Yani en azından buradan bir, ben bir cümle bekliyordum. Olmadı. Adem de bunu anlamadı. Sonra biz de oyuna çıktık. Beraber Adem'le. Adem dedi ki bak dedim sana yapasaydım çok dedim. Hani problem çıkartırsın. Aynı şeyi ben ona yaptım ve şakayla yani şaka dedim ciddi olarak yaptım ama hani sert bir darbe bir şey değil. Dokundum yani ya sadece böyle ayağımla iki ayağımla dokundum ona. Geçtik. Geçtik sayıyı aldım. Adem bir durdu. Onu yani hem sayıyı kaybetmesinden ötürü hem de bir kendine yediremedi. O harekete kendine yediremedi. Durdu durdu sonra döndü geldi bana dedi ki ben dedi sana bir vurursam görürsün. Şimdi bundan önce Adem bu tarz çok fazla söylemi var. işte sana vurursam görürsün işte ne bileyim. Yer, gözlerini açamazsın, yerde yatarsın, hastanede uyanırsın, bilmem ne bilmem ne. Ben de dedim ki, bu daha önceki sorularından da bunlar yaşandı. Dedim kardeşim nasıl vurursan görürüm yani. vur bakayım göreyim ya, gel dedim buraya o zaman. Gel dedim vuruşalım, kavga edelim kardeşim. Hani öyle vurursam görürüm, ben rüzgar yapma dedim anladın mı? Vurursam görürüm. Ondan sonra diyor ki ben sana vurursam zaten söylemem, vururum vesaire falan filan. Başında da zaten söylüyor. Amacım benim orada kavga etmek de değil. Yani Adem'le kavga edeceğimiz yok orada zaten, kavga etmeyiz yani. Herkes bunun bilincinde. Araya da insanlar gelince daha da fazla reaksiyon e, şey oluyor. Artıyor. Buradaki bütün hikaye bu. Yani e, ondan sonra Adem'e ben bunu yapınca büyük bir problem oluyor. Kendine yapılmasını istemedi istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İşin özü bu. Adem de bunu yapıyor. Ben de bunu söylüyorum. He, bu hareket yanlış mı? Yanlış değil mi? Yerde yapılan hareket yanlış. Yanlış yanlışlıkla karşılık veriyor muyum? Veriyorum. Bunda okey. Zaten diyorum ki bak diyorum yanlış yaptım diyorum. Sen yanlış yaptın. Ben de diyorum yanlış yaptım. Ama benim yaptığım yanlış senin bunu anlamını saldı. Ben bunu yapmamış olsaydım ne biz bunu seremonide konuşmuştuk. Ne konseyde konuşmuştuk. Ne başka bir yerde konuşmuştuk. Adem yaptığı yanlış yana kar kalmıştı. Hikmet de burada e, ezilen birisi olmuştu. Cevap vermişti. Bu arada Hikmet'in ona cevap vermesinin tek bir sebebi var. Önceki oyunlarda, e, önceki oyunlardan bir tanesinde Adem Hikmet'e kötü bir söz söylüyor parkurda, önündeyken parkurda. Hikmet de dönüyor diyor ki, sen diyor, sensin diyor o. Tamam mı? Sensin o diyor. Ondan sonra finale geliyorlar. Hikmet diyor ki Adem diyor bir özür bile demedin. Konseye geliyoruz diyor ki sen bir özür bile dilemedin yani böyle yaptın. Sonra Acun abi de dedi ki Hikmet dedi aynı şeyi aynı şekilde sen karşılık vermişsin. Neyin özünü bekliyorsun? Hikmet de bundan sebep burada yapılan bu harekete konserde söylediği cümleyi de hatırlarsınız. Karşılık vermiyor. Diyor ki Acun abi ben diyor karşılık vermedim diyor. Bana diyor bir şey yaptı. Ben bu normal Hikmet de kendini savunabilecek bir adam. Evet. Aslan gibi adam. Çıkar orada gereğinde yapar. Yapmamasının tek sebebi ne biliyor musun? Buna gereken şeyin yapılmasını istemesi. ya yani geçen sefer yaptım bana bir şey demediniz. Hani bir şey yapamadım. Bir, bir, uyarı almadı, bir şey olmadı. Şimdi hiçbir şey yapmadım. Ben sizden bekliyorum Hakan ya da ne bileyim Damla. Sizden bekliyorum. Ne yapılacaksınız gibi. Bu hikayenin aslında özeti bu. Ve burada ben, benim e, yara aldığım şöyle bir yer var. Gerçekten kamuoyunda. Şimdi ben 2016'dan beri bu zaman şampiyon olduğundan beri şampiyon gibi yaşamaya çalışan ve halk tarafından sevilen bir insanım. Tamam mı? Herhangi bir bir yanlışım olmamış. E, ne bileyim ya insanlar bana bir sempati duyuyor. Gerçekten evladı gibi yolda görüyorlar. Hiç yani annen öyle sarılmaz yani. Gerçekten. Saygı da gösteriyorlar. Şimdi beni sen böyle gösterdiğin zaman, ben böyle olduğum zaman insanlar da böyle acaba Atakan ne yaptı? Ben o insan değilim ki. Burada ben çok üzüldüm yani, kırıldım açıkçası. O yüzden e, olay böyle gelişti. Yani aslında burada e, Adem'le aynı hareketi yaptın ama Adem e, doğal halinde yaptı. Sen sadece Adem'e ders vermek için bir evet. rolü oynadın gibi bir şey mi? Aynen öyle. Bir daha olsa bir daha yaparız ama çünkü arkadaşımı ya da yani e, hani takımda olan birini Hikmet'i iyi Tabii ki bu arada bile... şimdi, şimdi diyorlar ki Hikmet'e çok mıydı? Hikmet'e gerçekten iyiydik. Yani iyi arkadaşlık biz sürekli işte antrenman yapıyorduk onun evinin orada yemeğimizi beraber yapıyoruz şeyleri beraber yapıyoruz iyi beraber taktikleri yarışıyoruz He, ama ondan sonra tartışmamız da oldu yok işte, işte bir tane bana direkt bir çivi çakmayanlar dedi bir şeyler de yok dedi duygusal düşünler şimdi insan kendi başına kaldığında da bir şeyleri yanlış değerlendirebilir, yanlış düşünebilir, duygusal davranabilir, alınabilir, trip yapabilir. O söylediklerini de ben ona verdim. Orada da ben yine kavga ettim mesela Hikmet'le. Ama sonra iki gün sonra yine normal dönük. Yani kanlı bıçaklı olmadık sonuçta. Anlık yaşanan. Evet burada da mesela benim takım arkadaşım. Bu masada oturuyorsam ben size dördünüzle beraber bütün gün boyunca e, Damla'ya bir şey söylersem dedim. Kardeşim o benim masada oturan bir arkadaşım ya sen de buna bir şey diyemezsin yani. Ama masada ben derim Damla bunu yanlış yaptın derim. Hikmet'e döner derim. Senin Survivor'da e, hani... Tabii biraz e, Argo değil ama böyle e, sokak jargonunda bir laf var e, evet. e, soktun Survivor'a evet. zıplatmak diye evet. burada adem onu sana karşı kullanıyor onu da ben e, ve söyleyeyim. daha da şey e, başka şeyler söylüyor evet. Hani e, ben Survivorın içine dışarıdaki hayattan bir şeylerin taşınmasının yanlış olduğunu düşünen bir insanım. Evet. E, çünkü sizin camiada da birçok insan Tabii ki bazen rakip oluyor ama dışarıda arkadaşlar ya da arkadaşken arkadaşlık bozulabiliyor ama böyle şeyleri burada kullanmamak lazım olduğunu düşünen bir insanım. Bu konuyla alakalı ne diyeceksin? Yani orada benim 19 yaşında yapmış olduğum bir maçla alakalı ondan bahsediyorum. Ben onu o sırada o sıcaklıkla algılamadım, işitmedim. Şimdi daha sonra dışarıda çıkınca izledim. O benim eskiden kaybettiğim bir maçla alakalı bir yorum yapması bence komik, bence ucuz Anlatabiliyor muyum? Dışarıdan bir şeyle beni vurmaya çalışması. Ben kazanmayı da çok iyi biliyorum. Kaybetmeyi de çok iyi biliyorum. E ne oldu? Evet o maçı kaybetmişim. Bir problem değil. Ben ilk defa da oyun kaybettim, ilk defa da maç kaybetmiyorum. Maç kazandım. Adem'in bunu bu şekilde söylemesi bence yine ona yakışmayan bir hareket. Şimdi ben Adem'in hayatıyla alakalı pek çok şey biliyorum. E şimdi yarışmada kalkayım bunu mu açayım? Ben değil ki sen orada yaptığın hareketle ilgileniyorum. Geçmişim beni ilgilendirmez. Onunla ilgili zaten belden aşağı sana vurmam ki. Bu bel altıdır. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın geçmiş hayatıyla alakalı bir şeyler söylemesi veya gün yüzüne tekrardan çıkartması konuyla alakası yoksa bence bu bel altıdır. Bence orada da yanlış yaptığını düşünüyorum. Duysaydı ben. reaksiyon nasıl olurdu peki? Duymadım dedin. Duysaydım kesinlikle söyleyeyim ya. Sen dedim kendi başkasının hani e, lafıyla hareket etme ya da başkasını örnek göstererek bir işe girme. Sen kendi bir icatın varsa bundan bahsedebilirsin bana karşı. Ya, ba ne, ne, diyorlar ona? Bir atı sözü var da şimdi. Evet. Söyleyemiyorum. E, evet. Söyleyemiyorum. Aynen, böyle. söyleme. Söyleme. Atasözü mü? <laughs> <laughs> bilmiyorum yani bir söyleme, işte. Söyleme. Bir söz Aynen. Bana. Okey. Kemal abi neler diyeceksin? Ee, şu ana kadar sen de bir notlar aldın. Biz Atakan'da bir, bir, Atakan bir, bir nefeslendirelim. Evet. Şimdi ee, Atakan orada olmayıp da burada olsaydı ilk şu fragmanı izlediğinde nasıl tepki verirdi? Onu bir merak ettim. Bir. iki. O gün takdir edersin ki bu bir televizyon programı. Evet. Bu bir şov. Hı hı. Ee, filmlerde bile seyirci fragmana göre o filmi izler veya izlemez. Doğru. Adem'in o pozisyonunu gösterseydi bir yere kadar görüntü olurdu. Hı hı. Senin ona yapman daha bir farklı bir görüntüydü. Evet. O fragmanın can alıcı bölümü. En darbeyi vurabilecek televizyonda, sektörde en darbeyi vurabilecek görüntüdür o olay. Sizin aranızdaki rekabetten dolayı. Evet. O gün bütün masalar hepimiz taça çıktık. O gün şunu söyledik. Dedik ki ne olabilir de Atakan bunu yapar. Ben de dedim ki kendi şansım olarak söylüyorum. Ne olursa olsun Atakan'ın bunu yapmaması lazım. Doğru. Bir. İki. Futbolda da örnek gösterdim. Takım dedim hücuma kalkıyor. Maç 0-0 berabere. Bütün takım korner atışında tam takım şeye gidiyor. Korner atışına defans boş. Orta geliyor. Hücuma kalkıyorlar golü yiyorsun. Biz Atakan'da bu olayı yaşadık dedim. Fragmanı izledik. Hepimiz Atakan'ı hatalı bulduk. Sonra izleyince durum farklı. Ama senle sana bu bölümde dedim ki ya Atakan bunun yanlış olduğunu söylüyorsun. Evet. Bir. Yanlışa yanlışla hareket etmek nasıl olur? Bu daha farklı bir şey değil mi? Yani sen yanlış yaptığını biliyorsun. O yanlışa da yanlışla. Şunu yapamaz mıydın dedim. Adem şeye girdi. Tünele girdi. Sen orada bekliyorsun. Adem'le girdikten sonra. Şunu diyemez miydin? O hareketi yapmadan. Adem bak şu anda sana o hareketi... Hikmet'e yaptığın hareketi yapsam hoş olur mu olmaz mı? Deseydin. Daha iyi olmaz mı dedim. O, o olayda hani o yanlışı tam tersine kendi tarafına çiz. Zaten haklısın. Evet bir yanlışlık var ama kendi tarafından tam anlamıyla çevirdin. Çünkü yanlışa yanlışla hareket ettin diye söylem verdik. Burada takım arkadaşını koruman çok doğru. Takıma sahip çıkman çok doğru. Adem'in söylemlerinden sonra tepki vermen çok doğru. Ben hatta orada dedim ki ya burada en çok kızılması gereken adam Hikmet. Sen o turnuva girdikten sonra Adem sana bunu yapıyorsa ben oradan devam etmem abi. Çıkarım dışarıya. Sen ne yapıyorsun kardeşim dedim. Al geç oynar sen bu oyunu. Burada herkes bunu söyledi. Hatta o zaman da onu söyledik. İşte ben de şu anda hani Hikmet'i e, savunmak demeyeyim de hani neden yapmadığını size söylüyorum. İki gün önce aynı hikaye olduğunda karşılık verdiğinde Hikmet. Acun abi dedi ki yani sen de neyin özünü bekliyorsun? Aynı şekilde aynı şeyi sen karşılık vermişsin. Hikmet de sırf bu yüzden sustu. Ve dedi ki bekledi şimdi benim yerime karşılığını siz verin. Ne getirdi hmm. olayı? Yoksa Hikmet, ya yani zaten ayarla da bitiyor. Ya yani ona karşılığını vermeyecek bir adam. Hikmetten bahsediyoruz ya. Anladın mı? Hani yani Hikmet'e şöyle bir şey var işte ben hep aynısını söylüyorum ama e, bir olay yaşanıyor ya da bir söz söyleniyor Hikmet'e karşı Hikmet bunu hafıza yatıyor. Sonra onu günü gelince bunu ortaya koyuyor yani özür dilemesi gerekiyorsa işte özür dilemesi lazım diyor ya da sen ona bir şey yaptıysan o on adımla karşılık veriyor. Yani bir yerden onu çıkartacak evet. hani unutma gibi bir durumu söz konusu olamaz Hikmet için. Doğru o yani yüzden... o bölümde. O bölümde senin hatalı olduğunu fragmandan dolayı söyledik. Hatta hep konu. Ya diyorum ya hepimiz taça çıktık. Normal bunu görüntü, ben sizin böyle yaptığını söyleyemiyorum. Ertesi ben Al. sana da hakkı veriyorum. Evet. Ben duydum onu. Hatta Twitter'da gördüm. E, ailene varana kadar söylemlerince. Abi. Ertesi gün de burada konuştum. Arkadaşlar bu bir yarışma ya. Bu insanın eğer hatası varsa atana kadar söyle söyleyin. ne ilgisi var bunun? Mes mesela şöyle olmuş olsaydı yine bunu okuyayım. Ee, ya bunu art niyetli bir şekilde yapıldığını söylemiyorum lütfen kimse anlamasın. Kesinlikle anlamaz. de öyle yani bir böyle, şey yani, düşünme zaten. Yani, aile olduğum için bunu zaten Aynen. düşünüyorum. ama burada ben yara alıyorum tamam mı? Bunun bu şekilde olmasından dolayı. Ben sadece bu hareket Adem'e yapmış olsam, devamı olmasa, öncesi olmamış olsa, bir fragmana bunu versem ben de bir ton küfür etsem diyeceğim ki baba eyvallah ben yaptığın hani akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Hani yapacak bir şey yok sen bunu yapmışsın bu da ceremesi. Ama hikaye böyle değilken ben yani, öyle bilinçliyorum ki yani şu anda hala sosyal medyada duranlar Bu beni rahatsız ediyor. Bu arada ben bir programa katılarak yani seni çok destekleyen var, beni desteklemeyen var değil mi? Seninkiler beni sevmiyor, beninkiler seni sevmiyor. Evet. O ona küfrediyor, o ona hakaret ediyor, o ona evet. hakaret ediyor. Ben zaten bunu göz alarak yapmışım. Yani hakaretten alınan, ah bana niye bunu dedi. Ya ben oyunlarda bile ne laflar söz birbirimize ben kaybediyorum, önüme bakıyorum, kazanıyorum. Şey, bunları ben kabul etmiş bir insanım, aşmış bir insanım zaten tamam mı? Ama bundan sebep ben böyle bir şey yaşayınca açıkçası birazcık zoruma gitti. Yani. evet ama ya yani şey e, bu ama senin Survivor'daki hayatını çok etkileyecek yani olumsuz etkileyecek bir şey değil bence. Ben de Niye? evet. Çünkü ben seyirci, de seyirci ana programı seyreder. E, ana programı seyreden daha çok oy atar mantık olarak. E böyle bir noktada da zaten düşünsene ben bir gün önce Atakan'ı suçluyorum 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 aa diyorum Atakan'ı destekliyordum diyorum mesela ama hayal kırıklığı yazıklar olsun diyorum. Akşam ana programı seyrediyorum. Vay be Adam meğerse Adem'e karşılık vermiş. Bak seviyordum şimdi daha çok seviyordum diyen daha çok vardır evet. emin ol ki. Doğrudur. O noktada Doğrudur. şey yani. Ama dediğinde haklısın. Mesela e, Survivor'ı izlemeyip sadece fragmana rastlayan evet. ve olayın içeriğini bilmeyen çok kişi yazın bile seni yolunu çevirecektir. Doğru. Ya niye vurdun öyle Adem'e sana yakıştı mı yani? falan böyle diyebilirim. Ama diyebilir o fragmanı yani. izleyip de, akşam izlemeyen yoktur. <laughs> o fragmanı izleyip de <laughs> abi, akşam o, o televizyonun karşısına geçip de izlemeyin o ki. O gün yani ratinglerde tavan olan bir görüntü vardı. Bütün ma bizim masalar arttı. Sarayuru söylemiyorum biraz zaten. Doğru. Yani, e, bir de hani ikiniz de lider karaktersiniz. Evet. Bu bir gerçek. Ya e, O iki kişinin mücadelesi insanı ister istemez çekiyor, etki yapıyor ki hani aklıma, bak hayalime gelmeyecek bir görüntü. Ve ben seni bir de savundum. Nerede savundum biliyor musun? Kalkayım da göstereyim. Şimdi geçti buraya 10 saniyede. Ya diyorum ki Atakan şeye vurmuyor Adem'e. Atakan şeye vuruyor. Adem, direğe. direğe. vuruyor. Burada mücadele ediyoruz Hakan'da. Sen, kendini kendin yakmışsın abi orada. Ya, vallahi <laughs> yaktım. Ertesi günü bir akşam yayını <laughs> izliyorum. Bir görüyorum ki Hakan haklı. Hayır, bir de öncesinde anlatıyor ya. Eminim diyor benim evde çok büyük televizyon var. Görüntü <laughs> <gibi. Ya, ya, gülüyor> mü? göz aynı göz ya, yapma abi. ya. Televizyon büyük kısmı. Yaklaştım mı o da büyük. Atakan. Evet. Ee, yani erken elendiğini düşünüyor musun? Çok. Çok yani şu an orada olman yani, lazım mıydı? Bence lazımdı. Bak nasıl bir şey söyleyeyim biliyor musunuz size? Şimdi Acun abi ilk elendin dedi. Ya, o an Bilal ben de atıyorum 3 saniyese bende böyle bir 30 dakika gibi falan akıyor bende. Çok yavaş akıyor. Soğuk akıyor benim de. Dedim ki şaka herhalde. Yani hani şakaya yapacak. Hani ama böyle ciddi bir ortamda şaka bir olmaz. i̇zleyelim mi? İzleyelim böyle bir Atakan elinçli bir izliyoruz. Herkesi şaşırtan erken bir veda. Çünkü Survivor'ın bugüne ki belki de en e, sansasyonel ya da en böyle e, mesela benim en etkilendiğim şampiyonluk diyebilirim. Bunu hep söylerdim yani Atakan'ın e, duruşu, performansı her şeyle ama Survivor'a e, erkenden veda ettin. O an ne hissettin? Neler yaşandı? Neler söyleyeceksin? Şimdi sana o anı kısaca açıklayayım size daha doğrusu. E, açıkçası hiç eleneceğimi düşünmüyordum. O potada eleneceğimizi düşünmüyordum. Hatta... Acun abi dedikten sonra böyle gerçekten yani bir an durdum. Dedim ki şaka yapacak herhalde. Sonra şaka yapılmayacak bir ortam olduğunu idrak ettim. <laughs> Dedim ki ya bu an herhalde şu, hani öldüğüm gibi biliyor musun? Şu an yaşanıyor mu acaba diyorum. Gerçek değil mi diyorum ben kendi içimden böyle. Sonra elendiğimi anlıyorum. Konuşuyorum ama konuşurken de kafamda başka şeyler düşünüyorum. Hiç böyle konuşmak istediğim gibi de konuşamadım. Söylemek istediklerimi de söylemedim açıkçası. Ee, kafamdan... Başka şeyler düşünüyorum ağzından başka şeyler söylüyorum. İşte dedim herkese dedim teşekkür ederim falan filan. Ekibe teşekkür ederim. Hikayemiz dedim, burada bitti. Bir tek Aslan'a selam söyledim. O çok özlemişti beni. E, bu şekilde elendim. Şimdi konseye gireceğiz. Ogeday dedi ki ben de eğleneceğimi hissediyorum dedi. Ogeday. Ondan sonra ya dedim sen elenmezsin herhalde yani şu anda. Kesin bir şey söyleyemiyorum. Hikmet'i bekliyorsunuz biraz değil mi? Evet. A açıkçası hani Hikmet birazcık daha elenebilir gibi görünüyor. Ondan sonra Bilmiyorum Nisa yine bir tık daha bekliyor kendini ama dışarıda inanılmaz bir seveni var. Onu da çıkınca hani fark ettim. Ee, yani birinci kim olur diye sorsan o, o potada herhalde beni söylerler herkes. Neyse potaya girmeden şey girmeden önce konseye girmeden önce makara yapıyoruz. Şimdi Batuhan Batuhanlarımıza best o yani 7. olmuş. 7. elemiş falan. Bana böyle yapıyor işte A, 9 iyi rakam diyor falan. Hani 9 9. <laughs> oldu. Ben diyorum ki oğlum en azından diyorum 9 diyorum daha güzel diyorum. Karakteristik diyorum. Dövmesini falan yaparsın diyorum. 9 diyorum. Formayı yaparım falan. Makarasını yapıyoruz. O kadar hani hiç beklemiyor hiç kimse beni beğeneceğimi. Hatta son saldırırken diyorum ki 9 iyi rakam diyorum mi diyorum. diyorum. Sarılıyorum böyle ona. Ee, vallahi o potada kimse beklemiyordu. Zaten benim adımı söylediği konserde şöyle bir ses oluştu. Kameralar da dahil olarak o oldu böyle. Evet. Hiç kimse beklemiyordu. Açıkçası ben de beklemiyordum. Evet. Oradaki kalan 8 yarışmacı arkadaşıma da sorsan ya yani bu kendi aramızda konuşuruz çünkü. Ee, yani kim şampiyon olur? Hadi şampiyonu için. Finali. Finalde kim oturur? 8'inin 8'i de beni söylerdi. Yani söylüyordu da zaten. Yani kendi içimizde bunu konuşuyorduk yani. 8'inin 8'i de beni diyorduk. "Atakan sen yani ya finale şampiyon olacaksın ya da işte en kötü final. En kötü final dördüsü. Beni final dördüsüne yani yazmayan" Ben bir kişiyle daha karşılaşmadım. Sonrasında şimdi elendik bitti. Neyse hikayemiz burada bitti. Gerçekten hiç beklemiyordum. Herkes çok oldu. Ee, sonrasında ülkeye döndüm. Buraya döndüğümde yani öyle bir tabloyla karşılaştım ki. Bak sokağa çıkalım tamam mı? Sokağa gerçekten çıkalım. Beni görenler millet arabalardan sarkıyor. Diyor ki abi sen nasıl elendin? Abi sen nasıl elendin? Nasıl elendim oğlum? Elendim işte de yani anladın mı? hani Yapabilecek bir şey yok. Ama yani. bak benim etrafımda şöyle çok diyen oldu. Ya bizim bizim çocuk elenmiş. Kim? Atakan. Ya hiç sorma biz finale gider diye o yatmadık. Evet. evet. Yani benim ya şu... biz zaten gider diye o yatmadık. Şey yapmadık. Benim... Bizim salaklığımız e bak saklı. aynen evet. böyle diyorlar yani. Benim handikapım bence bence buydu. Yani Atakan kesin finale Stres gider. Stres altında değildi değil mi Atakan evet. oradaki Atakan. Yani benim e, fanlarım veya beni destekleyen insanlar, beni seven insanlar da ya zaten atıyorum yani 10 SMS atacaksa iki tane atıyor zaten bundan çıkar gibisinden. Potada da böyle inanılmaz bir rekabet. Ertesi günde büyük SMS Ertesi var. Ertesi günde büyük SMS var. Beni zaten yakan o oldu. Ertesi gün büyük SMS oldu. Acun abi dedim ki, Acun abi dedim, ertesi günlerin büyük SMS olacak dedim. Bizim için dedim şey olacak, zor olacak dedim yani bu iki tane ardı arda olması. Ardaki sanki dedim şey mi olsaydı? Dedi ki buradan çıkamayacak olan dedi şampiyonluk hayali kurmasın dedi bana. Ben dedim ki doğru yani zaten dedim buradan çıkamayacak, şampiyon olamayacağız. Bayağı buradan çıkamadım. Ha enteresan. Senin o elemede de şu yorumu yapmıştım masada. Dedim ki yani sağlıklı bir insan. Evet. Hiçbir problemi yok. Kolesterol yok. Şeker yok. Vücutta herhangi bir sıkıntı yok. Kalp yok. Ama kalp krizi geçiriyor. Anına gidiyor. Abi bak ben, Seninki o yani ben, anında görüntü. Ben şundan çok mutluyum. Tamam mı? Ee, ben olduğum gibi oldum. SMS oynamadım. Ya da ne bileyim herhangi bir Boşuna hikaye yaratmak istedim. Var var. Falan. Oynayanlar o var mı? Oynayanlar var, Çoğu oynuyor. Şimdi birazdan bahsederim onlardan da. Keşke diyebileceğim bir durum keş, yok. Ben. <laughs> ben çok eğlendim. Bu sene çok eğlendim. 2006'da çok stresliydim. Bayağı stresliydim. Yani kazanmam gerekiyor stresi, oyun. Orayı yaşayamadım bile. Bu sene gerçekten çok yaşadım. Çok da eğlendim yani. Özellikle e, Mavi'de mavi biraz de daha, daha fazla eğlendim. Diğer tarafta da Perviz'le vesaire çok eğlendim. Şimdi ben sokağa çıktığım zaman... Pardon bu arada soru sorayım ben. Atakan kırmızı mısın mavi misin? Valla sanki gönlüm mavi ama yaşantımız kırmızı oldu. Yapacak bir şey yok. İyi <laughs> <laughs> hayat hayatımız Hayalden... iyi <laughs> Şeyi çok merak ettim. Heh, sen bir şey ben bir söyledin. şey söyleyecektim. Ee, beni mutlu şey şu. Eğer oradan elendim döndüğümde insanlar desedik ki yani Atakan şunu şöyle yaptın o yüzden olmadı. Bunu böyle yaptın o yüzden olmadı. Ya da ne bileyim bir yanlış bir hareket ettim. Sokağa çıktığımda insanlar beni gören şok geçiriyor. Diyor ki, abi sen nasıl elendin? abi sen nasıl elendin? Bizim şampiyonuz sendin, finalistimiz bendin. E, ben 2006'da bunu söylemiştim. E, Yeryüzünün gerçek fatihleri kalpleri fethedendir demişim Benim gerçekten de olmak istediğim yer buydu. Çünkü çıkınca inanılmaz bir sevgiyle karşılaştım. Yani Hı. mesela birisi ünlü olur değil mi? Popüler olur. Mesela bir şarkıcı şimdi isim vermeyeyim. Atıyorum Ahmet adı. İnsanlar ona fotoğraf çekiliyor ama sırf Ahmet ismiyle fotoğraf çekilmek için çekiliyor ya. İnsanlar benim yanıma geliyor ...benle sohbet ediyor, bana sarılıyor... Bir ...bana kurmuş. ayrı yani. bir sevgi saygı var aramızda... ...insanlarla. Bu Bunu önemli. ben çıkınca bu tek, tekrardan yaşadığım için... Ya ...ben diyorum ki ben zaten diyorum... ...bu sene de şampiyonmuşum ama SMS'de olmadı diyorum. Yani. Şimdi Batuhan'la vedaında... ...yine e, bir espirileştiniz orada... Evet. ...sen işte 9'dan bahsettin falan... ...Survivor'un başında da... E, ...Atakan ve Batuhan yan yanaydı. Evet. E, ve Survivor öyle bir yere gitti ki... ...şu an... E, ...birbirine yazmaktan... Ee, yazmamak için ee, hani bir işbirliği yapan ya da çok iyi bir abi kardeşlik yapan ee, Atakan'a da en uzak olan Adem'le Batuhan şu an bir aradalar. Bu geçişi nasıl değerlendiriyorsun? Ee, buna gibi bir yorumun var mı? Yoksa şartlar mı? Böyle buna gibi? ilave olarak dün Hikmet'in söylediği sözler var. Ben ikisini de yenmem lazım. Atakan'ı, yen, şey, Adem'i evet, yenmem yeterli değil. Evet, bu bozmam lazım. Evet bu bozmam lazım. Batuhan'ı yenmem yeterli değil deyip Adem'in de bir tepkisi var. Şimdi burada Hikmet e hak veriyorum. Hikmet'in ikisini de yemesi gerekiyor çünkü zaten ikisi de çıksa Atölye'nin Hikmet'i söylüyor veya herhangi bir başka birisi birini söylüyor. Ee, Hikmet'in şansı azalıyor bu konuda gösterdiği duruş doğru ama diğer yandan da e, Adem'le Batuhan'ın da böyle bir dostu olabilir böyle bir arkadaşı olabilir. Ben de orada kalmış olsaydım birileriyle belki böyle sevdiğim insanlar orada olmuş olsaydı onlarla böyle bir şey yapacaktım. Yani sen tepki gösterir miydin e, Hikmet? Adem'in yerinde sen olsaydın Hikmet'in bu söylemine tepki gösterir miydin? Eee... Şöyle gösterdim. Karışım istediğini söylemekte özgürsün ama ben de Adem'im ya da ben de Atakan'ım. Ben de bunu yaparım derdim. Hani bir tepki hani sert bir tepki göstermezdim ama ben ne yapmam gerekiyorsa yine yaparım. İstersem e, onu yazarım, istersem onu söylerim, istersem on kişiye birlik yapabilirsin. Bunlar normal bulurum Survivor'da. Ama şöyle senin soruna geleceğim. Ee, başta mesela ya bu arada biz mesela Adem'le e, kanlı bıçaklı bir şey de değiliz yani. Evet, Düşman evet. Değiliz. Biz onun oyun içerisinde iyi rakibiz sadece. Bunu herkesin de iyi anlamasını istiyorum. Kavgalar ettik, bir şeyler ettik vesaire. Başka bir şey daha sonra birazdan değineceğim. Ee, başta ama tabii ki yani yıldızımız ya rekabet olunca işin ortasında bir taraf bunu çok bir fazla kal kaldıramadığında bir tık yani ya şimdi Adem beni finalde görüyor. Ben de diyorum ki Adem kesin finalde kalacak. Kalır diyorum. Bir yere kadar kalır. Köşeli yanlışlar yapmazsa. Yani en azından final dörde oturur vesaire gibi. Şimdi biz de birbirimize iyi rakibiz. Ve bu aslında oyunun başında belirlenen bir şey gibi. Hikaye gibi yani herkes evet, herkesin evet. kabul etti. E şimdi sen de benim finaldeki rakibimsin. yani şey insan bir yerlerde ...bileniyor ya da başlarda istemeden. Ama hiç böyle birbirinize karşı yanlış yapmış olsanız bile hiç söylemediğinizi Ama soğuk Ama savaşı kırmızı şey kırmızının içinde çok savaşı hissediyorduk Kırmızın ama içindeler. biz mesela şunu da sorguladık... Aynı takımdayken birbirinizden böyle rakip olduğunuzu bildiğiniz için haliyle e, hani hoşlanmıyorsunuz diyeyim. Yarışma ortamı için konuşuyorum Hı -hı. ama hani birbirinize ateş etmiyorsunuz. İşte ne bileyim böyle tartışma çıkmıyor. Şimdi... Böyle daha dikkat ede de gidiyordunuz. Sonra ne zaman ki ayrıldınız takımlar olarak? Sonra oralarda artık böyle daha rahat birbirinize atışlar yapabildiniz. Bu, bu söylediğine cevap vereceğim. Önce Hakan'ınkini bitireyim. Sonra seni, bunu unutma buna bir cevap vereceğim. Ee, Batuhan'la Adem başlarda iyi değillerdi. Tamam mı? Biz Batuhan'la çok yakındık. 7 yıldır beraberdik. Ee, Epo'na takıldık takılıyorduk yani adada. Genelde atışı zaten beraber yapıyorduk vesaire derken. Bir hikaye oluşmuş. Adem'in şey Batuhan'ın ee, Survivor'a gelmesiyle alakalı Adem'in bir desteği olmuş bildiğim kadar. Hatta beraber antrenman yapmışlar bir şey olmuş Ya da Batuhan'a önermiş ya da önermiş demiş ki iyi çocuktur Böyle bir şeyler olmuş tamam bir şeyi var yani Daha sonrasında da Adem şöyle bir şey söylemiş Batuhan'a demiş ki oraya gittiğinde Geldiğinde işte bana orada Kardeşlik yaparsın gibi bir şey söylemiş Adem tamam mı Batuhan'a Batuhan da buna rahatsız olmuş demiş ki Ya bana demiş hani Abiye ihtiyacım yok demiş benim orada Kardeşe de ihtiyacım yok yani sen demiş yoluma çıkma yeter Bana söylediği cümle bu Batuhan'ın tamam mı Batuhan yani sonuçta birine kardeşlik yapmaya gelmiyor buraya. Bunu sanırım röportajda söyledi bir yer. Evet, yani. ben de röportajda öyle söylüyorum. bir şey ha, Olabilir. Ee, sonuçta buraya birine kardeşlik yapmaya bir şey. O da bir yarışmacı. Şampiyon olmak isteyen bir yarışmacı. O da şampiyon olmak isteyen bir yarışmacı. Ama arkadaş oluruz dost oluruz ayrı. Böyle bir durumu vardı. Daha sonrasında işte finale doğru bir şeyler değişti. Artık belki elenmemek istemek veya ne bileyim işte bir yol yürümek bir şeyler. Ee, yine eski, eskisi gibi samimi oldular yani. Hashtag işbirliği mi? Yani olabilir. Onlara çok fazla <laughs> bir şey demem. Ee, hani o biraz şey bağımsız aslında. İstem dışı olan bir şey. Sonuçta ikisi de kırmızıda başladı ya. Belki bir vefa olarak da değerlendiriyor olabilir. Olabilir. Ben bunu aralarında. çok yani yanlış bir durum olarak görmüyorum. Ama başta dediğin gibi mesela benle daha yakındı Batuhan. Adem ve problemler vardı. Benim olmamasına rağmen. Adem'in hikayesi olan oydu aslında problem olanlar, tartışılanlar. Ee, daha sonrasında. Onunla beraber olmaya başladı ama bunu da yanlış görmüyorum. Hani sonuçta yine kanlı bıçaklı değillerdi. Senin dediğine gelecek olursak da biz Adem'le aynı takımdayken aslında şöyle bir şey olabilirdi. Ee, Adem'le ben biz rakibiz ama beraber de yürüyebilirdik. Yani bir güç birliği de yapılabilirdi baktığın zaman. Ama bunun olamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bence Adem'in bunu kabul edemiyor olması. Mesela atıyorum ben Ogeday'la değil mi? Çok büyük rakip değil miyim? Evet. Ama çok da iyi arkadaşım. Aynı şeyi ben mesela Adem'e de sağlayabilirim. Başta aslında onu sağlıyordum. Tamam mı? Ama daha sonrasında işte işe Adem'in bazı hareketleriyle ön plana çıkıyor olması. İşte ne bileyim seçimde ben çıkmadım, niye çıkmayacağım? E ben daha iyi attım, şunu böyle yaptım. Bir tık daha egosal e, hareketlerle bunu bozdu. Bunu bozduysa da kendini aslında açık etti birazcık da. E doğal olarak da rakip var. Zaten rakibiz. Ama iyi rakip olmaktansa bir tık daha böyle birbiriyle uğraşan bir rakip gibi olduk. Uğraşan derken bir şey daha söyleyeceğim. Sanki ben... Tamam mı? Birazcık ekranda öyle olmuş. Ya da ben demeyeyim biz. Mavi takım olduğu zaman. Sanki biz Adem'le uğraşıyoruz Böyle bir algı yapıldı tamam mı? Şimdi orada yaşanan bak orada yaşanan başka. Tamam mı? Burada görülen veya konuşulan veya hissedilen belki başka olabiliyor. Biz o yani benim Adem'le uğraştığım kadar. Adem de benle, Ogeday'la, Hikmet'le belki çok daha fazla uğraştı. Hatta bu uğraşmaların sonucunda biz de onunla uğraşmaya başladık gibi oldu anladın mı? Aslında bu bir uğraşmak değille, de, ona cevap verdin. Karşılık verdi. O da ona cevap verdin, evet karşılıklı oldu. Ama sanki şöyle oldu. Adem e, profesyonel bir survivor olduğu için bunu doğru kullandı diyelim. Ama, ama mesela o şey olayında da, e, bu tekme olayında da sonuçta e, orada Adem haksız falan filan. Ama mesela orada bir şey diyor. Çakal e, diyor. Yani, çakal bu diyor mesela. Çekelim, dedim, orada bir anda Berkan Ogeday sen hep beraber ona doğru gelince. Şimdi Abi. ne kadar haksız bile olsa bir bire 3 1'e 4 her zaman Doğru. bir kişiyi böyle şey gösterir. Ekranda bir anlatabilirim ekranda bir 5 istediğimi? mağdur gösteriyor tamam mı? Adem de bunu çok iyi yapıyor. Tamam mı? Ya diyor ki hepiniz benimle uğraşıyorsunuza getiriyor. Ben tek siz hepinize getiriyor. Böyle bir hikaye yaratıyor ama aslında hikaye böyle değil. Adam orada diyor ki çakal diyor. Şimdi bak. Burada çakal demiş değil mi? Mesela orada o konu kapandı. Ondan sonra yarın öbür gün başka bir şey demiş. Orada da kapandı. Aslında Adem'in bu söyledikleri ve yaptıkları birike birike sonra bir yerde tepki verince aa bunların hepsi buna tepki ver oluyor. Abi bu iş öyle değil ki karşılıklı aslında. Ama bunun karşılığını bilmemiz öyle yorumlamamız gerekiyor. Birazcık da algı öyle oldu. Sanki biz onunla uğraşıyoruz gibi. Mesela çakal mevzusunda. Şimdi şimdi çakal diyor. Sen sizin gibi çakallarla mı uğraşacağım ben diyor. Şimdi bence bu da doğru değil tamam mı? Bir çakal. Ben Anıl'a çekirge dedim. 8 gün olay yaptılar ya. Adada gece yatlar konuştu. Aa öyle mi denir? Çekirge mi? Hayvan benzetmesi mi yapıyorsun bana falan? Oğlum sen niye hayvan benzetmesi yapıyorsun? Ne diyorsun çekirge? Bakar yaptı yani bir zıplar iki zıplar çekirge bu zıplar demişim. Atıyorum mesela tamam mı? Adam çakal diyor ve bu bence bir tık hakarete giriyor. Niyete bağlı. Sonra konseyde konuştuk. Ondan sonra Acun abi dedi ki, yani çakallıkla dedi çakal arasında fark vardı. O dedi çakallık diyor dedi. Mesela şimdi fark ediyorum. Çakal demiş. Tamam mı? Bence bu da yanlış bir kelime. Değil mi siz yani? Bilmiyorum evet. Ya. evet. E şimdi bu yanlış yapıyor bir şey demiyoruz. Öpürü oluyor bir şey demiyoruz. E, orada ben şimdi tam hatırlamıyorum ama çakal dedi. Diğerleri konuştu. Ben çakallık da olmuş olabilir. Bilmiyorum. acaba abi konuşsaydı ki Atakan dedi, o öyle değil dedi. Çakallık dedi. Başka bir şey. Dedi. Yani daha kunazlık, kunazlık manasını. bakın şimdi burada söyleyecek zaten. Ha sizin Aynen gibi değilim. çakal değil. Pardon. Sizin gibi çakal. Aslında değilim. direkt şey, doğru. Çakallık yapıyorsunuz hiç. Sizin gibi tamam, çakal. Tamam, yine öyle de anlaşılabilir evet. diyelim. Hani sizin gibi çakal diyelim, Kurnaz deyime getiriyor diyelim. Hani o manada sonuç Ama söyleme şekli yanlış. Mesela bunu da bence bir uyarı vermesi gerekiyor. Bu tarz şeylerde Adem hiçbir şey denmedi. Hiçbir şey söylenmeyince ister istemez insanda bir tepki oluşuyor. Diğer çocuklarda da aynı şekilde, diğer insanlarda aynı şekilde. Bu arada Peki, bir pardon. şey söyleyeceğim de, eee seyircilere de e, çok yorum geliyor. Neden sürekli Adem'i konuşuyorsunuz? E, final zamanı falan diyorlar. Şimdi bakın Survivor'da her sene finale son günler kala eski yarışmacılar konuk alınır. Eski yarışmacıları, elenen yarışmacıları genelde eleyen insanlarda, Survivor'da olduğu için bu da onun bir diyetidir ister istemez. O kişinin mükafatı da zaten orada olmaktır. O yüzden tabii ki buraya gelen kişi konuşacak. Eğer Batuhan elenseydi, Batuhan buraya gelseydi belki o burada Adem güzellemesi yapacaktı. Evet. Bu sefer Atakan'cılar başka konuşacaktı ya da Nisaçlar başka konuşacak. O yüzden bu böyle bir sistemdir. Ee, zaten Adem ya da Batuhan ya da Nisa, Ayşe orada olarak bunun ödülünü alıyorlar. Ee, konu da zaten Atakan'a ne soracağız? Bu olayı soracağız. O yüzden çok da e, yadır, yadırgamayalım. 5 ay boyunca rekabet ettiler. Ve diğer yarışmada konuşalım abi? Ben merak ettim. Batuhan'la aranın çok iyi olduğunu evet. hem de burada da söylüyorsun. Evet. Ama seçmelerde Hı -hı. Ogeday, Berkan ilk senin aldığın adamlar. Hı -hı. Niye orada Batuhan olmadı? Şimdi, Niye şimdi... düşünülmüyor? Veyahut da bu bir strateji miydi? Şimdi bu, buna vermeden önce Batuhan'la ilgili bir yorum yapayım genel olarak. Tanıdığım kadarıyla, adından tanıdığım kadarıyla. Ee, Batuhan benim gördüğüm böyle Survivor'a en kilitlenen, en iyi çalışan yarışmacı. Yani senenin başından beri tamam mı? Survivor'a en çok kim hak ediyor? Yani sen elinde olsa kime versen dersen Batuhan'a verirdim. Çünkü niye biliyor musun? Çok istiyor. Yani hayatı bu. Bütün hayatı bu. Aldığı nefes bu. Ve buraya gelmeden de dersen çok... Ya bunu bir nasıl diyeyim? ÖSS sınavı, üniversite sınavı gibi düşünsen. Batuhan buradan 98 alır yani. iki tane yanlış yapar, üç tane yanlış yapar. Öyle çalışmış ve buraya öyle gel. Mesela Botwan benim izlemediğim kendi videolarımı biliyor benle ilgili. Atıyorum Ayşıl valdi yarışmacı 10 sene önceki onun bilmem nesini biliyor. O kadar biliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve Survivor'ın konusuna şeyine de hakim. Ee, gidişatına, nereden ne yapılması gerektiğine, e, televizyonda nasıl duracağına vesairesine de hakim bir çocuk tamam mı? Ama özünde mesela e, şey, eee çok sempatik bir çocuk tamam mı? Çok mesela, otursanız mesela burada gerçekten sempatik bir çocuk yani eğlenceli. Alıyoruz ya. çok yani, da keyifli tatil, yani eğlenceli ta, bir çocuk. Ta, tatile gitseniz mesela götüreceğiniz bir adam yani. Anladın mı? Sıkılmıyor. Ama orada kendi olduğu batuan çoğu dönem çıkıyor tamam mı? Kendi kafasında kurmak istediği batuana giriyor onu oynuyor. Aslında onu yapmasa bana göre ekrana bir tık daha samimi geçebilecek. Evet. Tamam mı? Bence yine çok samimi geçiyor. Çok seveni vardır. tabii Eğlenceli ama. Eğlenceli ben şey Konseyde ki, oyun kullanırken bir konuşmaları var. İzledi mi bilmiyorum. Ben, yok, hiç izlemedim ama arkadan görüyorum. Hareketler yapıyor bir şeyler. Evet. Daha gibi değil. Bu e, ben bunu orada gördüğüm için söyleyebilirim. şu an dışarıda izlemedim yani. Daha samimi ekrana geçerdim. Belki çok daha samimi geçiyordur. Ama e, içeride gördüğüm batonla, adada konuştuğum batonla... Konseydeki veya bazı işte röplerdeki veya ne bileyim işte realitedeki şey çok farklı. Mesela duruyor duruyor diyor ki duruyor. Atıyorum duruyor, belki duruyor diyor ki anladım. burada bunu kuruyor. Evet. Benim patatesim nerede diyor. Anladın mı? Duruyor. Diyor ki benim patatesim nerede? Bir anda konu on konu değil bu şey değil. Ya da duruyor mesela böyle diyor. Düşünüyor. Benim takımımdan diyor kimse diyor laf edemez diyor. Mesela ben <laughs> diyorum ki Batuhan'a. Tamam takımını koruma kartını burada kullanmadım. O yer burası değil diyorum. Şu anda senin kimse takımına laf etmedi anladın mı Batuhan? Bunu, bunu, bunu başka bir yerde hani doğru çalışmışsın doğru formül ama bu, bu soruya uygun değil gibi düşünüyor. Anladın mı? <laughs> ee, o yüzden e, Batuhan'da böyle bir böyle bir şey var ama bence e, Adanın bence Adanın. Hayır sebebi. Söylüyorum Adanın en zeki yarışmacısı. E, kafası en çalışan kafası en çalışan yarışmacısı gerçekten öyle düşünüyorum. Seçmememin sebebine gelince de kırmızı takımda da rekabet edeceğimiz birileri olması gerekiyor tamam mı? E, ve son zamanlarda Adana'da e de yakınlaşmış olması onu beni birazcık şaşırttı. Yani mesela evet. e, çok daha samimiyken veya kırgınlık, ve, mı kırgınlık oradan. değil tabii ki ya hani e, mesela ben bir ara Adem'i almayı düşündüm. İlk ilk şey kaptan olduğunda dedim ki lan dedim acaba dedim madem alsam ondan sonra Son zaman aynı takımda hani iyi rekabet edecek bile lazım bize tamam i̇yi mı? İyi ki yapmamışım. Ben o rekabeti bekliyorum abi. Ben Adem Atakan mücadelesini izlemek istiyorum. İşte ben so, Batuhan'ı seçmeme nedeni. Şu anda, anda Batuhan'la rekabet ediyorum. Tamam ee, tamamen yazma stratejisinden dolayı olduğunu ne? düşünüyorum. Batuhan'ı seçmeme sebebin yani konseyde ola ki bir dokunulmazlık kaybedildiğinde Aha. yazılacak bir isim. Yani sen orada Ogeda'yı yazamazsın işte Nisa'yı yazamazsın. Bu, bu arada Hikmet'in öyle bir sistemi var şimdi o, konu, konuya geleyim. E, niye seçmenin dersen karşısında rakip olarak seçmek istedim ve yolun uzun olduğunu ve zaten ee, orada mutlu iyi olduğunu e, biliyordum. Bir problem yoktu. O Gidayla Berkan iyi anlaşıyorsun. Evet, İsa onlar da de... olduğu yerde olmak istiyor. Yok, şeyle de iyi yani Daha mutlu. Evet. Bak, bak küçük ama de olsa kırgınlık kırgınlık bir kırgınlık şey var. Bak, olan diyalog kırılmış onu. da iyi anlaşıyorum. Ama Batuhan da bazen mesela birazcık daha zor, yani bazen bencil düşünebiliyor. An anlık bencil düşünebiliyor. E, ona da o konuda gerilmek hiç istemedim biliyor musun? Yani Batuhan'la iyi olmak istedim. Hani Batuhan'la kötü olmak istemedim. Survivor'dan ayrıldığında da hani şey yapmayayım demedim. Eee Şeyde, Hikmet'in olayında da mesela dedi niye yazmamı olayı dedin ya. Hikmet de dedi ki ben dedi o durdu böyle bana dedi. Ben dedi yazmak için aldın değil mi dedi. Tamam mı? Ben de öyle Bak size adam. bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum ki bak yemin ediyorum ki Hikmet'i yazmak için aldım. Hikmet'i sevdiğim için aldım. Hikmet yani adada eğleniyordu gerçekten ya da ödüle giderken eğleniyordu. Hikmet böyle kafası olsan zeki de bir adam olduğu için ben seviyorum abi zeki insanları. Gerçekten hani kendi bunu kötüye kullanıyor olabilir. şey olabilir. Ama ee, o yüzden almadım. Yani daha güçlü olamayalım. Bu arada da iyiydi de o zaman. Çivi çaksın diyemem abi. Kim çivi çaksın. Sonra, Ama bak, soru sonra soru besle kargolamışsın gözünü. Burada ben takımı aldım. Sonrasında geldi bana dedi ki, şeyde adada bir tane çivi çakmayanlar. Şimdi abi adada çivi çakmayanlar Ben kırmızı takımdayken zaten ne bileyim aslan yuvası yapmışım, bir şey yapmışım, mutfağı yapmışız. Furkan yaptı mutfağı mesela. İşte bir dökülmüş, çakmış. Yani Sema söyler yani ya. Sema dedi ki şurası şöyle hemen gidiyorduk yapıyorduk. Burası böyle gidiyorduk yapıyorduk yani anladın mı? Bir tane çivi çakmayanlar diyor. Şimdi Bak bu çakıyorsun burada. Evet. Bu, <laughs> ad, bu bu, adaya gel bu adaya geldiğinde bir şey yapmadım çünkü her şey hazırdı. Düzen hazırdı. Sonra bana dedi ki sen dedi bir tane dedi çivi çakmayanlar dedi. Onlar dedi adı yazılmıyor. Sonra döndüm adaya. Sabah aldım çivi. Hikmet de içeri. Hikmet dedim. Ondan sonra duydu içeri. Bak dedim buraya dedim bir tane dedim çivi çakıyorum dedim. Ya, çivi çakmıyor diyorsun dedim. Ondan sonra bir Espri Koltuktan ya. düştüm düştü. sahnede. Onu izlerken <laughs> koltuktan düştü. Dedim ki çivi çakmıyor. Hayır bak dedim Hikmet söyledikten sonra kalktı Atakan. Çivi çakıyor dedim kendi kendime ama Atakan at, bak cibi çaktım deyince. Abi ben ben mesela rekabeti, atışmayı ama tadında saygıyla yapılanı seviyorum. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Mesela ortak engellerde duruyordum, bir şeyler söylüyordum. Anladın mı? Hani tahrik ediyordum. Ama bunu hakaret ederek yapmıyorum veya kötü bir şey rencide ederek yapmıyorum yani. Ya da ne bileyim mesela laf söylüyorum. Keşke laf söyleyebilecek böyle birkaç yarışmacı daha olsa benle beraber atışabilecek olan, bunu kaldırabilecek olan benim için çok daha güzel geçer. O kadar, bu, o kadar, pardon Hakan. O kadar ilgili Hı -hı. temin bir söz söyledin. Doğruları ve yanlışları çok teledin. O de çok sevdiğini evet. biliyorum. Onun atışmaların zaten e, karşı tarafta olman da. Doğruları neydi de yanlışları neydi? Elenmesine bu yanlışları mı sebep oldu? doğruları da vardır, yanlışları da vardır dedim. Onu yanlış şey yapmayalım. Ben yok, şey yok tamam mi? aynen. Benim de yanlışlarım olduğu Net cevap istiyor Kemal. Yani. Evet. Benim, <laughs> e, sen, Ay, sen yani, soruyorsun yani. orada. Sen, hani, sen bence ben neydi? Sen neydi abi o kadar. E, şu, görüntü şu. E, o kadar kendi dönemine rağmen biraz daha geri planda kaldı. İki ile olan diyaloglarında sanki ona destek çıkmıyormuş, sahip çıkmıyormuş gibi bir e, görüntü oldu. Ama bence en büyük sıkıntısı, en büyük şeyi ayağındaki sakatlıktı. Ayağındaki sakatlık evet. olmasaydı Ogeday'ı bambaşka bir Ogeday olarak izlerdik. Ben onun için sayı makinesi dedim. E, şu anda evet. çok daha farklı bir görüntü verebilirdi diyorum. Bir şey söyleyebilir o Mesela Ogeday yarın gelecek herhalde, ilerleyen günlerde. Evet. E, geldiğinde kendisiyle konuşursunuz. Ogeday e, benim için, yani Ogeday'ı yazdığın zaman pes etmeme. Yani eşittir İzade. pes etmeme. Yani Google'a yazsan hani bunu mu demek istediniz? Pes etmeme çıkar yani. benim için öyle gerçekten. Çünkü Survivor'ın başında bir sakatlık yaşadı dizinden. Dediler ki yani seni elememiz lazım. Hani devam edemeyecek. Doktorun devam edemez diyor. Onu verdiniz mi bilmiyorum hani şeyde. O işte, i̇lgili, seninle ilgili de, karar alacağız diye evet, konuşulmuştu Ondan zaten. sonra abi dedi ben de diyeyim dizi çatlak çıktı şey, konserinin ortasına. Yani bak gözlerim doldu eminim. Dedi ki abi dedi ben de çok iyiyim dedi. Zıpladı. Durdu ve ağrıyan dizi yani yürüyemez yani dizi yürüyemez bu hareketi yaptı devam etmek istediği için ve ondan sonra da çok da iyi performans gösterdi bence o kadar adamdır ya gerçekten evet. çok iyi bir yarışmacı her zaman yanımda olmasını isteyeceğim mesela, Ber mesela Berkan da aynı şekilde inanılmaz atışlar yapıyor abi şorba, başladık ya Berkan bir atış yapıyor ya şans vermiyor ya dedin durduramayız herhalde ee, bunu ki şey olarak yani. evet. kırmızıda zaten o zaman aynı zaten de, evet. rakibiz hayır yok hani şansı yok ya yani en kötü dört üç atıyor 4'te 3 atan bizden birisi de şansı 3'te 3 atarsa sayı alıyoruz. Yoksa alamıyoruz yani. Gerçekten uzun süre böyle devam etti. Evet. Ee, i̇nanılmaz bir yarışmaydı. Mesela Berkan da öyleydi. Ee, kendimiz ben oradayken orada olduğum süre gerçekten çok mutluyduk. Ya diyordum ki biz üçümüzü koy. Biz herkese savaşırız. Herkese yarışırız. Üçümüz de evdeyiz işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama değişik bir Survivor oluyor ya şey olarak. Yani e, şu son dörtlüyü ben e, Survivor'un başından söyleyebilirim diyen... Hani Çıkmaz. Çıkmaz. Türkiye'de Çıkmaz herkese ya. bir oy hakkı versen desen ki son dörtlüğü yazın desen 36 40 yarışmacı bir Adem çıkar yani. Bir adam evet. Yani adem, adem ya, ya Adem Aynı. çıkar Batuhan'ı da bir ihtimal yanına koyarsın ama Nisa'yı bence ama, bir sürpriz. zaman sonra, Ayşe sonra zaten yoktu. Bir Ağlam zaman sonra Nisa'yı koymuştuk 40 kişiyi başta yan yana koyduğunda tamam mı? Yani mesela final dörtlüğün kimdi mesela? Benim final dörtlüğüm evet. mü? Vallahi açık açık söyleyebilirim. Adem, Nagiyan ee, Atakan, Ogeday, Berkan, Anıl ama Ogeday önde, Anıl da olabilir böyle. Evet, çok, yani çok değişti. Esas böyleydi. ya yani. yani. Tek kadın sokuyordum son dörde. Evet. O da Nagihan'dı yani. yani. Ben de onu düşünüyordum açıkçası. Yani hani ama her mesela şu dörtte, bir, bir tek Adem var mesela. Evet. Onu tebrik ediyorum buraya kadar geldiği için. E, bambaşka bir sezon oluyor yani. Evet. Bambaşka bir sezon oluyor. Sence yani. bunun sebebi ne? Vallahi. Hani <laughs> biz bunu çok konuştuk. Z kuşağı bu sene daha farklı oyunu yönetiyor. E, SMS güçleri çok daha güçlü. Ondan dolayı yani performansa değil de ona sıcak gelmesi, ona e, keyif vermesi ön plana çıktı diye düşündük. Yoksa performansa sen, Berkan, Ogeday, hani bu, Ama bak Nagihan, şöyle bakıyorum, hani gerçekten keyif vermekse, zaman, mesela biz keyif vermiyor muyuz abi? Hani baktığım zaman tamam mı genç Z kuşağına, Mesela benden farklı ne keyif veriyor atıyorum diğer Adem de bizim jenerasyondan sayıyorum. Diğer 3 yarışmacıdan bahsediyorum. Yani ee, bence böyle şey bir şey bir farklılıklar yok. Değil mi? Ödüle gidiyoruz. Bizim kadar eğlenen yoktur ya. Bak. Peki sebep ne sence? Sebep ne? İşte sebep ben de bilemiyorum. Bence sebebi şu. Biraz e, SMS atma olayı e, ekonomik nedenlerden evet. esas izleyiciden çok e, gençlere ve çocuklara geçti. Mesela şu... Bu da biraz da çok pardon e, 20'li yaşlarda olan Nisa, Ayşe, Batuhan gibi Yarışmacıların tabii o, o kategoride Yağmur'da da vardı, Sude'de vardı. Neden onlar değil? Evet ama bu Bak, yarışmacılar demek var. ki onlara nispeten doğru şey yaptığı için e, mesela Batuhan'ın sıcak kitlere gelmesi, Evet. Ayşe'nin sıcak kitlere gelmesi ve ikisinde mücadelesi. Nisan'ın 2020'den ciddi bir kitlere gelmesi artı e, en başta yaşadığı Mert ve e, Sude olayında arkadaşını savunan e, kadın olarak survivor'da şey olması, manşet olması Bence Nisa'nın yolunu açtı. Ondan sonra ben yaptığı hareketler. Ben tamamen onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Nisa'nın genel yani kendi sezonundan gelen bir kitlesi olduğu için aslında. Hani Nisa'yı sevenler Aa, O da sence Nisa. Orada bence etken yani. Ama Şimdi yok. Türkiye'de e, böyle bir olaya Nisa gibi sahip çıkan kız arkadaşına tamam ama birine çok kişi bence sahip şey çıkan, yapar yani. Bak, sahip hani ben bile helal olsun Ben kesinlikle yani. ona katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü hani sahip çıkmasıyla arkadaşlık ilişkileriyle aynı zamanda bir yanda da takımını bırakan bir şey de vardı. Yarışmacı profilde vardı Nisan'ın. Yani, ama bak şimdi şey, o hala yani, var ama artık işte o yatan kitlede tamam ama ya yani o zaman dengelemiş olması gerekiyor. Seremoniye çıkarken uyumak ya da ben oynamayacağım bana ne demek küsmek artık e, şey geliyor. E, ona daha e da hayranlık bir ilişki, uyandıran bir şey olarak bir algılanıyor bence. İlişki savunduğu için olduğunu hiç zannetmiyorum. Nisan'ın genel bir fan kitlesi vardı. Öyle devam ediyordu ama ben mesela Atakan'a soracağım orada. Nisan'ın karşısına çıkmaya çekinen yarışmacılar var mıydı? Yani herkes algısal olarak sanki Nisa'yı potaya koymayalım. Pota evet yani e, onun fanlarını biz karşımıza almayalım gibi bir durum söz konusu var mıydı? Yani biz içerideyken ceza gibi oldu. Biz içerideyken <laughs> e, onun aslında çok fazla dışarıdaki kitlesinin farkında değildik. Biliyorduk ama mesela atıyorum işte Barış elendi. Çok kitlesi olan Yasin elendi. Çok kitlesi olduğunu içeride düşündüğümüz. Nisa'da da bir kitlesi olduğunu ama bu kadar insan gittin gidince sanki hani Demek ki o işler öyle değilmişe döndü. Hı hı. Atıyorum 2020 en çok izlenen sezondu. İşte pandemi evet. sezonu. Ee, ama oradan kimse kalmadı gibi düşün. O yüzden biz o anlamda çok düşünmüyorduk. Ama artık yani evrim daha tehlikeliydi bizim için. Evet. Bence yani evrime helal olsun. Gerçekten ona helal, ed helal olsun diyorum. Yani diye şaşırtıyor biliyorum. muydu? Ya Şaşırtıyor şaşırtmaz mı? Korkutuyor evet. muydu? Ben Atakan'ı da elerdin dedi. Öyle mi? Evet. Elemedi mi? Elemedi. Ben El onu <laughs> O kadar erkenlenmişim. <laughs> ama şey olmuştu bir de. Sen Nisa'yı takıma seçmemiştin yani seçmeler esnasında takım kaptanıydın yine. Evet. Galiba Nagihan seçmede kadın seçince Ayşe seçince İnsan otobüye otobü düştü. Evet. Bu sefer sana böyle birazcık e, trip atar gibi hani istemiyor muydun ne oldu mutlu olmadın mı gibi bir şey evet, oldu. öyle söyle ama biz, ben zaten Nagihan'ın önce kadın seçeceğini biliyordum. Bunu bildiğim için de seçme hakkımı Nisa'dan kullanacağım o zaman bir erkeği kaybedebilirdim. Evet. Zaten Nisa bizimle olacaktı. O yüzden ben biraz daha takımı korumak istedim. Ee, orada da doğru bir hamle yaptık yani. Evet doğruydu doğru, ama doğru. hani aranız iyi miydi falan. Nisa ile aram çok iyiydi. bayağı Benim gerçekten Nisa orada böyle kardeşim gibi, kardeşim gibi sevdiğim bir isimdi. Hatta şu anda mesela son bireyselde onu görüyorum hı hı. böyle bazen. Ben orada olsaydım durum öyle olmazdı mesela. Ee, Nisa'nın performansı çok daha iyi olurdu. Birazcık da yani Nisa şöyle. Nisa yalnız kaldığını hissediyor şu evet, anda. Yalnız, evet yalnız kaldığını hissediyor ve... Ee, nasıl diyeyim, onu toparlayacak ve onu doğru evet. kullanacak bile lazım. Şimdi tabii ki hepimizi yarışmacıladık ama hepimizi net. idare... Mesela Nagihan değil mi? Nagihan bana göre yani Survivor'ın işte kraliçesi mi? Evet. Gelmiş geçmiş. Kralıdır yani, <laughs> anladın mı? Kraliçesi de geçti. <laughs> Kraldır yani, benim için net yani. Tek konu kapanıyor benim için. Ama şöyle, Nagihan'ı da doğru kullanmak istiyorum. Mesela Nagihan bizimle beraber, mavi takımdayken, biz hiç tartışmadık. Berkan'la da tartışmadı, Ogeler'le de tartışmadı. Nisan'la da tartışmadı. Ufak tefek ki Nagihan patlama yazdığı bomba. Bunu böyle düşün yani tamam mı? Hani her saniye her saniye tartışabilirsin ya Ben de yaşadım. O on, ya. on, on... hikmeti övdü siz bozuldunuz orada. Tamam o ilk, ilk, ilk baştaki <laughs> evet. hikayede. Evet onda, onda, da bozulduk. Hatta sürgüne gönderdik falan. <gülüyor> <gülüyor> sürgüne gönderdiniz sonra bir de. Ama orada da yanlış konuştu yani. O, o başka bir şeydi. <laughs> ya O, o da onun görüşü <laughs> olamaz ama, mı yani? Ama, ama sonrasında bu da benim görüşüm. <laughs> sonra, sonra, sonrasında, sonrasında ise bizim takımda bence biz Nagihan'ı çok doğru kullandık doğru idare ettik diyelim. Yani bir yerde bir şey oldu hop arkamız dönüyorduk. Bir şey olacaktı onu sessiz kalıyorduk. Bir şey oldu bir şey demiyorduk. Konuşma büyümüyordu. Ve Nagen gerçekten silah gibi. Çok iyi, sayı makinesi. Evet. Bizim için çok iyi kullanabileceğimiz. Kesinlikle. İyi de bir dost. iyi de bir arkadaş da orada. Bu şekilde. Şimdi Nisa'yı da aynı şekilde doğru kullanmak ve ona destek olacak birileri gerekiyor. Ben takıma ilk geldim. İlk Nisa'yı çağırdım zaten yanıma. Hani beraber çocuklarla konuştuk. O kadar işte Berkan. Evet. Ilk bizim bu tarafa gelmiyordu. Ee, hatta ilk başta onu dedim ki abi ben dedim geldim artık bu zaten sonra hani bu küçüklüklerle buraya gelmeyeceğin adamlar yok yani tartıştığın problemler artık sen dedim bu tarafa geleceksin tamam dedi hatta birkaç kez geldi sonra yine problem oldu problem değil. Ee, Nisa ile konuştum dedim ki bak sen dedim, Nisa çok iyi bir çok hızlı bir yarışmacı çok hızlı yani finale en hızlı o geliyor şu an evet. o zaman da geliyor en başından beri geliyordu. Atışlarda sadece konsantre olması gerekiyor bazen böyle istemeden atıyor. Bazen de isteyerek atıyor, atıyor. Şimdi ona onu hissetmemiz gerekiyor. Onu doğru kullanmamız gerekiyor. İşte yaptığı zaman altıda i̇şte, 6 yapıyor. İşte ben onu, mesela biz geldik, geldi ona bence psikolojik olarak iyi destek olduğumu düşünüyorum. Üçte 3'ler yaptı, dörtte dörtler yaptı. Bir zaman loser gibi gören Nisa, epey dokunmazlıkları aldı onu aldı falan. Şimdi bir takımımızın önemli bir yarışmacısı oldu. İyi bir ikincisi oldu. Nalgihan vardı, ikincisi oydu. Şu anda mesela orada yalnız kaldı. Özellikle son, işte o kadar da gittikten sonra. Berkan da yalnız kaldı. Hmm. Aynı şey Berkan evet. için de geçerli onlara motive edecek birilerine ihtiyacı vardı. Onu belki bir abi gibi beni görüyordu orada. aramız çok iyiydi gerçekten. ama ne yazık ki şu anda biz orada değiliz. Evet. Ama yani dediğim gibi yani değişik bir sezon ya. Şu el, son elenen 6 kişi hani Sema'dan başlayarak geliyorum. Abi Sema ama... Sema Seda zaten B bence yani a bak Sema Seda için yine, aynı şeyi yorsun. Bak Sema'yı parkurda izlemek o kadar iyi ki. Yani Akıyor, değil bir, mi? bir gün bir parkura koştuk. Ya şimdi herkes koşuyor. İşte birisi böyle koşuyor, birisi böyle koşuyor. Ya Sema yakışıyor abi parkura. Geldi bugün ne? Lan seni izlemek ne güzel ya. Keyif alıyorum ya. Ben işte otururken keyif alıyorum. O kadar iyi yarışıyordu. Evet. Bence Sema da gerçekten. Yani, Sema ve Sema. Nagel, Sema e, şeyin Sarayı tarihinin e, yani, en önemli yani, Seda'yı da oraya üçüncü olarak eklemem gerekir. E, ben oraya üçüncü damla eklemiştim. İn, i̇nanılmaz. Evet. O, e, o, çok <laughs> eski, o çok eskilere kaldı bizim. Artık. <gülüyor> <gülüyor> Ondan Yilendik. sonra e, bence çok iyi yarışmacılardı yani. Evet evet. Bir aklımda kalan konu da e, orada ben anlamadığım için soruyorum. Borayı korumadığınız bir son konsey var. Borun elendiği. Orada mesela hani sen şimdi diyorsun ya mesela herkes benim elendiğime şaşırdı. Ee, takımdakiler şaşırdı, dışarıdakiler şaşırdı. İlk başta sorsaydınız herkes beni son dördüne koyardı. Şimdi sen orada Adem'le bir mücadele veriyorsun. Gizliden, evet. soğuk savaş, Amerika, Rusya. Hı hı. Ve bu mücadele senin için en önemli şey aslında hani o grubun liderisin gibi düşünerek konuşuyorum. Tamam. Ee, grup olarak sayınız. Evet. Senin karşı takımda işte Merve, Sema, Barış, Adem. Ee, bu dörtlük gruba ve yanına e, dönemsel gelenlere karşı sayı üstünlüğünü kazanman lazım. Hı hı. Şimdi Bora aday. Bora daha yeni gelmiş. Yani yeni derken. Sorgu meleği olduğum zamanlar mı bunlar? Evet. Sorgu evet, meleği olduğum zamanlar. Evet aynen. aynen. Öyle. Burada sen neden e, elini taşın altına koyup e, Bora'nın gireceği yerde potaya girmedin? Çünkü Sema ile konuştuğumda Sema diyor ki yani kimseden böyle bir niyet yoktu. E, biz de Adem'i sokalım mı sokmayalım mı neden şey yapalım? Neden kendi grubu sahip çıkmadı gibi bir e, herkesde bir sistemkar durum var aslında. Potada kim vardı? Ben o potayı şu anda tam hatırlamadım Söyle Eee Barış, Barış vardı. Bora vardı. E, Kas, Yasin vardı Yasin, galiba. Yasin ve Gökhan vardı galiba. Yanlış evet. söylemeyeyim ya da Evrim vardı. Yani karşı taraftan iki evet, kişi, Evrim olabilir. Ama burada e, hani sen girsen elenmeyeceğin bir Şimdi, pota diyebiliriz. Ger ger gerçekten hatırlamadığım için soruyorum. E, o potada bizden bir kişi mi vardı. Bora mı vardı sadece? Bora'ya şey geldi Barış, haber. Bir yak haber geldi, Barış. Bora, Adem, Barış, Gizem, Evrim varmış. Evrim tek kişi. karşı taraftan? Gizem Memiş de varmış. Tam Bora'nın tamam, yani sen Gizem Memiş'in için olduğu potaya girecekmişsin. Hani evet. Gizem'in olduğu yere mi girecektin? Ben evet. zaten dokunmazdım o zaman. E, ben Gizem. Şöyle, şimdi ben öyle dedim, öyle yaptım. Ben performans birincisiydim. Şöyle bir şey oldu. Ben Gizem'i koydum ki Bora gitmesin diye. Hı hı. Ha, şeyi bu. Tamam. Şu anda... Atakan burada dokunulmaz mıydı? Gizim ben söyledim herhalde. Evet, Galiba, evet dokunulmaz. Öyle şey. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, evet, giremiyordu. Atakan, Atakan giremiyordu. Yani. Hatta o yüzden oraya evet. sahiplenmeye. Ondan, ondan sonra da "Hatay's girmiyorsunuz için içine" diye. Yani girebilmiş olsaydım zaten girerdim. Potaya girmeyle alakalı da. O zaman da zaten girdim. Bir bir konu oldu. Ya Perviz'in oldu. Perviz potaya girecekti. Perviz'in yerine işte Adem dedi ki Atakan girsin. Yani Perviz'i korumak yani niye dedi Adem ben giriyorum gibisinden söyledi. İşte o zaman da yine bir performans Hı, hı. birincisiydim. Yani giremeyeceğim potalardı anladım kararla. Hayır şöyle bir durumdu ya konuşulmuştu. Pardon Batuhan girebilirdi orada. Ee, Batuhan Batu değil yani. Adem'le galiba konuştu. Batuhan girmek istemedi. Adem Batuhan, istememişti Batuan, ama. Evet. Batuhan da istemedi, Adem. Adem de istemedi. bu pota o pota değil herhalde. Hayır hayır Boran, pota. Bora'nın evet, Boran gireceği potada. Çünkü Adem Bora ile sıcak bir kavga etmişti. Şöyle, şöyle devamı. Batuhan ilk önce girmek istemedi. Ee, Barış mı birisi girdikten Hayır, sonra abi, bir oldu. Potan tamam, dedi ki beni de yasöyle beni de ee, ben çok konsey, var, Konseye girmeden önce konsey girmeden önce konuştuk. Ben dedim ki beni koyun dedim potaya hatırlıyorum ben beni koyun dedim potaya abi. Sonra şey çıktı. Tabii. Abi. Sonra ben performans, performans Evet binisi. abi hatırladım şimdi. Ben dedim ki beni koyun pota benim potanın o anlamda bir, herhangi bir çekimken veya bir şeyim olmadı. Beni koyun dedim potaya. Sonra ben performans birincisi olunca ee, ya bu o bu konsey ya da bir şey yanlış hatırlıyorsam kimse kusura bakmasın. Beni koyun dedim potaya. Sonra ben performans birinci olacak olamadım. Hani giremedim. Sonra dediler ki Adem'i koyalım. Adem de dedi ki beni dedi koymayın dedi. Ama koymak Aynen. istiyorsanız da koyabilirsiniz. Ama dedi koymayın. Takımı koruma hareketi yapacaktık. Adem girmek istemedi evet. burada potaya. Ondan istemedi. sonra evet. Batuan da istemedi. Ben dedi niye gireceğim abi dedi. Adem'in girmesini de anlıyorum. İşte ben dedi Bora'yı niye koruyayım? Aynen. Hani ben mesela seni sevmiyorsam senin için niye potaya girerim? Ben mesela o kadar için girerim, Periz için girerim, ne bileyim Nisa için girerim, birisi için girerim. Ama onun için girmeyelim dedi. Ben dedi koymanızı ben dedi istemiyorum dedi. Ama dedi koymak yani yazarsanız da bir şey diyemem. O dedi. bir yandan abi da Barış'ı da koruma altına aldı. Evet ondan istiyor. sonra da Bora, Barış da, Barış, da Barış, işte. Barış Evet hatırlıyorum abi şimdi. Barış geldi bize dedi ki ben de de şey yapmayın. Ne onun adı? Eee... potaya dedi yani evet. Ko koymayın. Hayır, benim koymayın. olduğum potada girmeyin. Ha, yani girmeyin güçlü insanlar girmesin. Olmasın dedi evet diye. hatırladım şu anda. Hmm. Öyleydi yani. Evet. Yani Barış da istememişti, Adem de istememişti. O zaman Batuhan da istemişti. Atakan, 2016 2016 ki performansıyla bu seneyi kıyaslayınca tabii ki bu sene All-Star ve evet. karşında çok daha farklı yarışmacılar var. 383 oyunda 194 kez aslan demişsin. Yani galibiyetle evet, kapatmışsın. E bu arada o sevincini de soracağım. Yok değildir. diğer kazananlar da orada söyledi aslan diye. O da evet. o 383 lazımdır. oyunda 194 galibet, 189 maliyet, e, maliyet, maliyet. <laughs> Sonuç <gülüyor> olarak yüzde 51 ile Survivor'ı bitirmişsin. İyimiş. Aslında senden e, senin senden beklenenden biraz daha e, bence düşükmiş. Şey. Evet. Yüzde. Sen de eminim Hı -hı. Böyle diyeceksindir ama e, performansını nasıl değerlendiriyorsun? Bir de aslan sevincin e, ne e, hikayesi var mı e, ve hiç unutmadan hep aklından çıkmadan bunu yaptın. Onu da sormak istiyorum. Yani şöyle geçen gün bir tane şey Twitter'dan geldim. E, 2016'daki bir sevincim var onu paylaşmışlar. Yine aynen dizdirsek yapıyorum ama sonunda aslan yok. Diyorlar ki sonunda aslan bekledik aslan yok. Aynı, <laughs> aynı aslında aynı sevincim ama sonunda e, aslan diyorum. Şu anda benim yani gerçekten e, en değerli e, varlığım aslan ve eşim. Tabii ki arada eşime de selam gönderiyordum ama çoğunluk olarak aslan. Çünkü gitmeden önce aslanı dedim ki babacığım ben dedim gidince dedim oyun kazanınca senin Adını söyleyeceğim. aslan diye bağıracağım dedim. Sen dedi ne yapacaksın böyle aslan mı diyeceksin dedi. Hatta öyle bir video atmıştım. Ondan sonra şimdi gidiyordum insanlar anlatıyordu. Diyordu ki babam diyor Survivor'a gidecek kazanca böyle aslan diyecek diyordu. Şimdi o bende de bilinçaltımda kalınca gittikten sonra da o şekilde başladım ve öyle devam, devam etti. etti. Her halde sayıyı ilgi de devam etti. Ona, ona, ona zorlanmadın ben. mı? Yani şimdi mesela çok bana zorlandım. çok zor geliyor. Yani e, ve sen son anda Acun abiye o, o hikayeyi de anlat. Onu anlatayım abi. Da. Nasıl oldu? Bak, ben önce... seni görmüştüm o gün hatırlıyor <laughs> evet, musun zorluda? Aynen. Dedim ki ya dedim bu sorular var sen eksiksin falan. O akşam görüştük herhalde ya evet. akşam. Eminim ben abi. şoka girdim ya. Yani o, o, saatte bile bir şey yoktu biliyor musun? Daha hani şey olmamıştık. Akşam saat 8 evet. falan da ayaküstü All Star muhabbeti yaptık. Sen yani AVM'nin evet, önünde. Sonra? Şimdi şöyle <laughs> önce performansımı deneyeyim. Ben e, oyun oynamaktan keyif alıyorum. Yani işte Nasıllerler? Hani savaşmaktan keyif alıyorum, tamam mı? Kazanmakla veya kaybetmekle alakalı değil benim durum. Ben çıkıp oraya mücadele etmekten ve yarışmaktan keyif alıyorum. Tabii ki kazanırsan çok daha iyi. İşte ne bileyim kazanman gerekiyor vesaire ama kendimi buna kendi normal hayatımda yani spor hayatımda da bu şekilde böyle çıkıp kendimin e, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Onun dışında kazanmaya ve kaybetmeye odaklandığın zaman olmuyor zaten açıkçası. Evet. Burada da ben hiç hazırlıksız geldim ya. Yani hiç hiç antrenman yapmadım yani. Hiç en son atışı işte 2016'da yapmışımdır. Ondan sonra işte bir iki kez daha gittim bir haftalık. Bir egzen kapa gittik. Egzen evet. kapta parkuru bitiremedim. Hani o kadar uzun geldi bir tane ilk parkur. Sen i̇şte beraber gitmedik mi? Tamam işte hatırlıyorum. İlk parkur hatırlamıyorsun. Yani ondan sonra mesela son finalde açıldım. Enteresan Aynen, bir şekilde. Bilirsin ki. Abi, şey Dört gün sonra açılmaya başladım. Şimdi bu da Survivor ben şöyle düşünüyorum. Survivor çok fazla antrenman yapılacak. Antrenman yapılarak hazırlanacak bir yerde. Atıyorum. Ogeday 27 hafta antrenman yaptı. İşte Berkan Altay antrenörü Adem işte bir yıl antrenman yaptı ne kadarsa. Çok fazla hazırlanarak gittiler. Ben Survivor'ın çok fazla hazırlanıp bir de üstüne Survivor yaşanınca vücudun Yorulca. çok yarıldığını, yıprandığını, psikolojinin de bittiğini düşünüyorum. Ben Survivor'a Survivor'da hazırlanılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da böyle düşünmemin sebeplerinden bir tanesi benim zaten bir yani şampiyonluğum ve ismim olduğu için bir yere kadar zaten yani ya ben gelirdim yani abi anladın mı? Hani formayı, formayı getiriyor götürüyor seyirciye. götürüyor zaten bir yere kadar. Evet. Oraya kadar da kendimi topladığımda tamam dedim ben bu işlerimi kurtarırım. Başlarda çok iyi inanılmaz başlamasam da yine fena kötü de başlamadım. Sonrasında birleşme sonrası bayağı bir açıldım. Hı hı. Ondan sonra e, performansım o kadar istediğim gibi değildi ama kötü de değildim. Ama çok da tap değildim yani. E, o kadar da hazırlıksız olduğum için en azından bir, en azından bir ay antrenman yapmış olsam hani bir ayın hatırı olur bir şey olur. Mental Hiç olarak da hazır Hiç mi? Sıfır antrenman Hiç. Bir kere magazin, bir şey çekim yapmak için Onun için yalandan bir kere antrenman yapmıştım böyle. <gülüyor> <gülüyor> o, bir, bir hikayemiz o var yani. Peki gidiş? E, Sarayman'a gidiş ne bir hikaye? Bir, e, benim yurt dışında çok büyük bir organizasyon işim vardı. Onlarla bir sözleşme imzalamıştım. Ondan sonra Covid'den dolayı, Dünya Kupası öncesine, Dövüş üzerine dışında, Evet, dövüş üzerine. E, Covid'den dolayı ertelendi. Bir sene kadar ertelendi. Ee, Acun abi de çok istiyordu hani ben e Survivor'a e katıldım daha önceden de bana söylemişti ben de katılmak istiyorum. İşte birinde oldum oldu birinde gelemedim vesaire ee, son artık Acun abi dedi ki yarın saat 11 dedi şeyleri açıklıyorum dedi Kadrolar, kadroları Kadrolar. açıklıyorum dedi ben de Acun abiye yazdım gece dedim ki durun dedim bu nikah kıyılamaz tamam mı <gülüyor> <gülüyor> aynen böyle yazdım sonra abi dedim böyle böyle ben de çok gelmek isterim ee, bu sene eğer dedim hani işte e kadroya yer verirsen vesaire konuştuk böyle bana beni aradı ondan sonra. Sonra konuştuk. Akşam dedi gel konuşalım. Sen abimle görüştükten sonra onunla görüştük. Bir anda sonra Survivor'da oldum yani. Ah. Vay be. Hikaye, hikaye, böyle gerçekleşti. O yüzden çok, evet. çok fazla hazır gelmedim. Ee, performansından çok şikayetçi değilim. Ama çok daha iyi olabilirim. Yani eğer biraz daha fokuslanarak gelmiş olsaydım. Ama psikolojik olarak bu sene daha fazla zorlandın diyebilir miyiz? Hem evliydin hem çocuğun var. Hani ya, sonuçta 2016 tabii. ile Bu bambaşka. mesela Hakan diyor yani ben çok zorlanırım. Bak şimdi zorlanır mısın? Bak hayatın kayarı gerçekten. Böyle bir şey yok. Mesela hiç mi çok bağlısın anladın mı? Hani kızınla vakit geçiriyorsun. Bir de ben aslında hep vakit geçiriyorum. E, mümkün olduğunca işimde el verdiğince onu yalnız bırakmamak istiyorum. Benim için Survivor yani insan diğer yarışmacılar için Survivor artı ne çekiyorlarsa benim için artı bir de biraz daha fazla psikoloji evet. E, evet. olarak çok zordu. En çok zorlandığım şeylerden bir tanesi oydu. Bir de performansında şuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Mesela bir oyunda çıkıyoruz aynı gün içerisinde 5'te 5 beş atıyorsun. Sonra geliyorsun 15'te 5 beş atıyorsun. Şimdi ne değişti abi hani bunda bunu atıyorsun bunda niye 15'te 5? Beş? Evet. Her şey psikolojiyle alakalı. Survivor'da her şey psikolojiyle alakalıdır. Yani bir hafta iyi olsun. Niye o hafta demek ki atıyorum iletişim kazandığın bir şey oldu. Güzel uyandın. Böyle bir şeyler oldu, o zaman iyi oluyorsun. Bir hafta kötü gidiyorsun ya. Aynı adam, aynı Atakan. Bu hafta performansı aynı olmuş, 3. bu hafta bir şey olmuş. Bu tamamen sporla içerisinde kendi psikolojini yönetmenle alakalı. Sen de biraz şey oluyordu ya. Ee, rakipten geride kalırsan, hı hı. mesela diyelim ki 8 tane labut devirmen lazım. O altı tanesini devirmiş. Senin oradan sonra kazanma şansın çok zor oluyordu. Çünkü sen böyle başlıyordun bu sefer böyle atmaya böyle. <laughs> ...şey yapmaya evet. Aslında orada sakin kalsan birçok oyunu... ...şey yapabildin ama şöyle bir düşüncem var. Manşet olacak oyunları hep kazandın. Mesela işte Adem'le kavga etmişsin. O oyunu evet. kazandın. İşte Hikmetle bir olayın var. Onun üzerine bir oyuna çıktın, Hani bir evet. challenge gibi böyle. Evet. Gittin onu kazandın. Böyle hep e, hani olayı böyle... ...sen kazanıyorsun sanki haklı çıkıyorsun gibi bir durum evet, oluyor doğru. O noktalarda daha başarılıydın mesela. Bilmiyorum benim dikkatimi çekti. Doğru aslında bir de şöyle... E, ...tam anlamıyla daha böyle dişli rakip demeyeyim de hepsi dişli rakipti. Ama daha böyle atıyorum e, tartışmamızın veya birbirimizi kızdırdığımız rakipler olmuş olsaydı belki çok daha fazla. Benim adadaki öyle ilişkilerim vardı ki gerçekten hem kendi takımımda hem kendi karşı takımla alakalı hangi takımda olursam olayım. E, böyle bilenemiyordum çok fazla. Atıyorum Batuhan'la oynuyorum mesela. Ben seviyorum çocuğu tamam mı? Hani... Ama yarış kazanmam da gerekiyor. Kazanırım da. Ama agresif olamıyorum. Yani bir yerde fark atacağım. O o, o şekilde işlemiyor. Birazcık daha bilenebileceğim şekilde olsaydı veya bu şekilde iyi, iyi ilişkiler kurmamış olsaydım herkese deseydim kardeşim bundan sonra hepiniz rakibimsiniz. Kötü davransaydım belki o zaman çok daha bir farklı bir performans gösterirdim. Hmm. Yani bu dediğin noktadaki performansların hepsi o an onu istemek ve inanmakla alakalı. Bazen at her, yarışında olur, ya yanına at gelmeden koşmazlar. Evet. Sen Aynı. böyle stres istiyorsun ki. Evet, yani bir şey her, olsun. her, her, her. Üç bu sene, sene ben kendimi öyle hissedemedim. Bence öyle hissetmenin sebeplerinden bir tanesi de işte evlendiğim çocuğum olduğu falan ya. Bir tık daha bu benim maçlarıma da yansıyor zaten yani spor hayatıma da. E, o kadar agresif değilim. Daha humanistim yani. Bu sene birazcık daha da farklı. Bence bu, Hakan da öyle yani. mesela. Hakan da çocuğu olduktan sonra bence de çok unicorn, değişti. Lüle yayın yapıyor. da yani. ya, <laughs> Burada. Şimdi Atakan reklama evet. gideceğiz. Tamam. Reklamdan sonra beraberiz. Sana şampiyonluk adayını soracağım. Tamam. Tahminli, final tahmini soracağım. Hepsini konuşacağız. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından birlikteyiz. Evet efendim Survivor panoramaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam. Atakan. Evet. Sana bir şirinler testi yapalım mı ya? Şirinler testi ne ya? Çok şirin gözüktün bana <laughs> ha. Şirinler testi e, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Olaylı. bir test. <laughs> Şimdi şey, Arkalık testi. Ya adadaki en çalışkan, en tembel, en başarılı Aa, şeyleri iyi. soracağım. E, bana bu konuda yardımcı olsan çok sevinirim. Tabii. Ve sonrasında tabii ki e, son dört kalanları... Kimse de papaz görürüm. etmeyeceksin değil mi? Yani yok, yok. Artık, yok, yok Evet. Ol. Zaten <laughs> olacağın kadar olmuşsundur. <laughs> Gerek yok artık. Sıkıntı yok. Bu not verme işlerini şey yapıyor. Merve Aydin yapıyor. Gördün mü bir tane YouTube videosunda? Bana çok güzel notlar vermiş kardeşim sağ olsun. Gördün mü Siz Yok. Hayır, yok. yok. İroni mi var burada yoksa? İroni var. İroni var. Dediğimiz Kötü not mu vermiş sana? Bilemedim. Enteresan bir takıntısı var herhalde. Onunla alakalı bir sorgu meleği, meleği dediğini ha, hatırlıyorum bravo. sana. Melek, melek güzeldir ya. Sorgu da olsa melek en azından. Melek. <laughs> Abi kardeşim yazmışlar atıyorum Pervizi tamam mı? Soruyorum mesela diyorum neden diyorum yani. Bunu şey sorun nasıl yazarsın sorması değil bu. Ya yani orada çok arkamdan algı yaptılar yani. O Barış, Adem o zaman üçlülerdi. Soruyorum mesela neden yazdın merak ediyorum. Mesela Hakan neden yazdın diyorum. Ne Niye soruyorsun ki sen de? Ay soruyorum neden yazdın mesela? Yani yanlış bir şey varsa düzeltelim yani. Niye yanlış? Performansı çok iyi. Bilmiyorum. Neye neye göre yazdın yani? Sorgu meri olduk ondan sonra. Peki. ada evet. Ada adada en çalışkan. Hikmet. En tembel. Evrim. En uykucu. Ogeday. Yok Ogeday. Ogeday, Ogeday. Ogeday sabah hepimiz erken kalkıyordu... Bizde Hilmi Cem'di de en, mesela. En, en uykucu şey ya. ya. Net Nagihan. Uykucu Bak Nagihan mu? bir şey söyleyeyim mi? Aslanlar böyle hani 22 saat uyuyup 2 saat yemek falan yiyormuş. Ya, öyle, Hı -hı. öyle bir şey yani. Hep uyuyor. Oyun oynuyor geliyor yemek için kalkıyor geri yatıyor. İnanılmazdı. Bu sene öyle gördüm. Nagihan. En kulisçi. Kulisçi. Böyle hani şeyden önce, konseyden önce... Kulis fişirin var mı şöyle? Falan. şöyle nerede var mı kulis şişirin? Bizimki Survivor'a uyarlanmış. Konseyden önce beni yazmayın deyip böyle e, hep birilerine giden birileri var mı yani? işte? Hani beni yazmayın, sen kim yazıyorsun, yazacak mısın beni yazmayın ama falan, evet. falan diyen kişi. Yani öyle çok birisi olmadı ya. Şimdi kulisiyi bilemedim, şimdi düşünüyorum. Sen kulisiyi bir atlayıp yine sor bana tamam mı? Tamam. En bağımsız başına buyruk. Bağımsız başına buyruk. Zor. Hiç düşünmeden bu cevabı... Abi ya. çok hızlı... Hayır, bir de içimdeni... cevabı vereceğini tahmin ettim Bence ya. Batu Batuhan. Batuhan diyecektin. Di Yok ya niye? Diyecek, yani. Diyecektim valla. Bence Atakan'dır. En başına buyruk, bağımsız. Ya bağımsız ama... takmayan. Takmam ama hani genelde öyle iyi ilişkilerim olduğu için. Bağımsız derim. Mesela Hikmet diyeceğim o da olmuyor. Mesela bağımsız dedim Tek başına hani birazcık daha yaşamayı sonra Hikmet diyelim. Yani. En anaç ya da babacan adada? Hmm, Sema, Seda. Böyle ikisi de. Evet. O anlamda. Buradaki görüntü de oydu zaten. Evet, en sinirli sert. Sinirli sert Mert. Mert. Sert miydi sinirli Hocam. miydi? Sert değil de böyle sinirliydi. Çok sinirliydi. Mesela. <laughs> ya, Mert, ya, ya Mert, Mert, seni çok seviyorum kardeşim. Burası selam söyleyin. <laughs> kalkacağız değil mi sabah saat yani 7 ya da 6.30 kalkacağız işte oyuna gideceğiz bir şey olacağız yatıyordu. Kalkmayın abi ya diyordu. Kalkmayın diyordu ya. Ne olacak ki? Hepimiz kalk hani herkes sınıftan çıkarsa yok yazmaz evet. ya. Hepimiz gitmesek gitmeyiz. Sürekli böyle bir şey böyle bir şey var. <laughs> sistemi ve siniri vardı yani bence mert. Ben. En eğlenceli komik. Hmm. Şöyle bir de şeylere de bakayım ya şöyle yarışmacılara bir yandan En eğlenceli komik. Ba, 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 ba. Yani bak bence baton da eğlenceliydi. Ekranda öyle olmamış olsa da. Ondan sonra Yok yok. Ee, onunla ilgili de diğer, Ber diğer kişiler de söyledi. Berkan bence öyledi ya Berkan. Berkan Berkan, Berkan çok enerjik, güzel, çok eğlenceliydi. Peki parkurda en hızlı? Parkurda en hızlı Bu... Anıl. erkek Anıl çok hızlıydı. Seda Sema çok hızlıydı. Ondan sonra Furkan da çok hızlıydı, zamanında ama erken gitti. Elif Par ya, Elif çok hızlıydı. Ya. Elif, Elif ben Parkurda Elif. en yavaş? Evrim. Atışlarda en becerikli? Bence Hikmet. Atışlarda en yavaş hmm. ya da kötü olan. Yani böyle almak istemezdim sen ama belki Berna olabilir mi? Yavaş. Gökhan ol olabilir mi? Gökhan. Bekliyordu Hadi o yüzden de çok oyun verdi. Evet Gökhan da olabilir olabilir. Peki şampiyon olsa, ben şampiyon sanki. olsa <laughs> sevinirim diyeceğin kişi buradan kim? Bu dörtlüden. Çünkü ha, bu herkes merak ediyor Atakan'ın. Bu bu dörtlüdeki Batuhan. şampiyon adayı kim? Yani bence Söyle, yani çok net olsa çok sevinirim bence. Yani kim? şu an e, eminim ki Nisa da bekleyen vardır, Batuhan da bekleyen vardır. Bence bilmiyorum. Ya Batuhan'la daha şey bir yakın arkadaş olduğunuz. Ben burada olduktan sonra şu anda artık kimse şampiyon olsa benim için çok önemli olmuş olmuyor. Ama kim oh. şampiyon olsa da e, mutlu olurum. Şu şampiyonsa şampiyon olmasın demem yani. O yüzden tek bir isim vermeyeyim ya. Ben, ben şu anda isim almayayım. Peki kriterin ne şampiyonlukta senin mesela? Şimdi kalan yarışmaca bakın. Çünkü gerçekten enteresan bir sezon. Performansın biraz geri planda kaldığı bir sezon. Hı, hı. Ee, mesela tek tek değerlendirirsen sence hangi özellikleriyle kim şu, e, buradaki arkadaşlar şu an final koltuğunda? Ya yani şimdi zaten Adem bir şampiyon. Bir kere şampiyonu olmuş bir yarışmacı. Ee, şampiyon gibi de <laughs> yarışıyor. Performansı falan da çok iyi. Yani... hak ederek geldiğini ee, düşünüyorsun değil mi? Bunu yani rahatlıkla tabii, tab yani hak ederek geldiğini kesinlikle düşünüyorum. Ee, ama mesela kendime yakın bulmadığım davranışları oldu. Tasvip etmediğim davranışlar oldu. Bunu da seyirci e, takdir edecek. Ama e, Adem Adem'dir yani. Onu bir kenara yazıyorum. E, Batuhan için yorum yapmam gerekirse Batuhan Survivor en çok isteyen, en çok arzulayan, onun için en çok fedakarlık yapan, mücadele eden yarışmacılar bir tanesi. Bence Batuhan da sonuna kadar hak ediyor. İnanılmaz bir yarışmacı. E, Ayşe çok iyi başlamadığı bir sezonda bence buraya kadar e, çok iyi geldi. Yani şampiyon olsun. Bu halkın takdiri. Şu anda Atıyorum yani bana sorsan zaten ilk 5 ondan itibaren elendi yani. Biz, bize sorsan yani Anıl, ben, Ogeday, Berkan, Nagihan. Yani bu beş gittikten sonra ben birine şu şampiyonu dediğimde bunu bilemem. Halk kimi istiyorsa onu şampiyon yapacak. Nagihan'a şaşırdın mı? Nagihan'a şaşırdım yani. O, bence finali ne yaparsa yapsın hak ediyordu ya Na, evet. Şöyle son zamanları biraz hikmetle fazla uğraştı. Yani uğraştı demeyeyim de o da onunla uğraşıyordu. Belki biz onu daha fazla uğraşıyor Bu arada gibi görüyoruz. O arada büyük SMS'ten sonra olan olay. Evet yani evet, o çok etkilemedi onu da. Ama bence Nagihan'ın, yani Nagihan'ın her türlü finali var ya. Yani Nagihan'ı önümüzdeki seneye koy yine finale yazarım. 10 sene sonra koy yine finale. Nagihan abi yarışıyor kadın inanılmaz ya. Ve Survivor biliyor musun? Yani eşyasını toplamasından, oraya yerleşmesinden, yatağını yapmasından yani yaşıyor yani. Ben çok takdir ediyorum Nagihan'ı. Nagihan'la ilgili lafımız neydi? Nagihan, Nagehan, her Nagehan'dır. zaman Nagehan'dır. 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 Evet. Ama en iyi Nagihan da kendi takımdaki Nagihan'dır, onu da... <laughs> evet. Karşı takımdayken... Rakipte mi daha zor Nagihan sence, kendi takımda mı? Ya Benim için hepsinde kolay, onunla ilişkim iyi olduğu için. Ama e, ne zaman neye saracağı belli olmaz. yani Bir anda karşı takımdaki bir şey söyler, bambaşka bir yere gider hikaye. Evet. Belki kendi takımdayken daha iyi. Doğru yani e, iş. Tersleşmemen lazım Nagihan'dan. Ama çok zor. Mutlaka evet. bir şey sorayım, i̇şte bir şey duyuyor, bir anda bir tepki veriyor. Bir dakika dursun ya ben öyle demek istemedim. Başka bir anda mesela beni yazmak için mi söyledin diyor. Bir şeyler söylüyor yani. E tepki verebiliyor ama yani özünde iyi bir insan. Evet. Bence. Sen şimdi son dakika geldin ya diyelim gelmeseydin. Hikaye farklı olur muydu yani burada farklı bir dörtlü olur muydu? Sen hiç gelmeseydin Survivor'a. Hmm, yani bence bir şeyler değişirdi tabii ki diye düşünüyorum ama... Sonuçta gelenler de yine biz bu son yazdığımız beşli ondan itibaren elendiği için demek ki çok değişmeyecek düşünüyorum. Yani ben gelince de çok bir şey değişmedi. Öyle değil mi? Şimdi Survivor'da çok şey değişiyor. Bu akşam ipuçlarını evet. bir seyredelim. Tamam. E, çünkü gerçekten e, enteresan şeyler olmuş. Tam oren, da son virajda. Oren, buyur. Ni, Ayşe ile ilgili söyledim. Nisa ile ilgili söyledim. Nisa benim gerçekten çok sevdiğim. böyle En sevdiğim yarışmacılardan bir tanesi içerideki. E, tek başına bireysel olarak bence Survivor olarak baktığın birazcık tam böyle bizim eski alıştığımız Survivor gibi görünmese de bence tüm mücadelesini orada en az plan yapan diyeyim. Bak diğer üç yarışmacı için... Mesela, özellikle Adem için söyleyeyim mesela. Çok düşünerek, çok planlı bir şekilde hareket ediyor. Mesela burada bana bağıracaksa bağırmıyor veya bir şey yapmıyor. Kendini çok düşünüyor. Ee, şey yine öyle. Batuhan yine öyle. Çok ileriye düşünerek stratejik hareket eder. Ee, satranç gibi. Kendisi söylemişti satranç sevdiğini. Ee, aynen satranç gibi hareket ediyor. Bir sonrakini düşünüyor. Doğru veya yanlış hamle yapıyor ama bir hamleyi bilinçli yapıyor. Ee, Ayşe de düşünüyor ama bir tık daha böyle şey. Yetersiz gibi düşün tamam mı? Bazen doğaçlamaya kalabiliyor. İşlerin en plansız böyle şey hareket edildi. Doğal, doğal hareket hareket de Nisa. Yani yarını düşünmüyor. Şu anda benim canım diyor burada oturmak istiyor oturuyor. Yatmak istiyorum diyor yatıyor. Oyun oynamak istiyorum diyor oynuyor. Almak, üzülmek istiyorum diyor üzülüyor. Bence çok doğal. O yüzden ona da öyle bir yorum yapmış oyun. Evet bir akşamın ipuçlarına gidelim. Çünkü bu akşam Survivor'da değişik şeyler olabilir. Bakalım akşamın ipuçlarında neler var. Evet. Yani burada Batuhan'la Adem arasındaki zıtlaşma aslında öne plan öne çıkan şey Kemal abi. Evet ee, şimdi artık tünelin ucu tamamen gözüktü artık güneşi <laughs> görüyorlar o güneşe ulaşmak için mücadele Bir görüyorlar. beyaz ışık görüyorum. Aynen. E, Bizde artık... ışık kapandı abi Biz de, bizi çıkmaz sokağa bırakıp yolun, yolun açık olsun dediler bize abi. <laughs> evet e, o yüzden hani bu saatten sonra e, bu sahneleri izlememiz normal. Herkes o ben daha kupayı, erken bekliyordum kupayı istiyor. Hayır işte demin Atakan'ın söylediği gibi birileri strateji yaparsa, ona göre hareket ederse onlar olmaz. Ama artık olay bir tek hedefe kilitlenilirse onlar olur. Bak ne dedi? Nisa'yı? bunları geçirmez. Kadın. Ben de ona inananlardanım. Atakan'ın söylediği Hı. ben burada haftalardır söyledim. Nisa'nın kalbinin temiz olduğunu düşünüyorum. İyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu olayların içi de değil. Kendi mantilitesine göre adaletini söylüyor. Dün akşam da bir şeyler anlattı kendi kafasına göre. Söyledi. Ama ya Atakan dediği gibi yeri geliyor da oyunda o motivasyonu yoksa da oyunun içinde olmuyor. Bu bir gerçek. Ama bu sahneler enteresan. Batuhan'la Adem'in birbirinin olan e, diyalogları hani biz bunu görmedik şu ana kadar. O zaman da şunu sorgularım yani kafamda. Atakan dediği gibi bu strateji buraya kadar işledi bundan sonra ne olacak tabii akşamı bir izleyelim neler oldu bunun öncesi Atakan'daki gibi taça çıkmıyor mu gibi bir izleyelim görelim ama ne olursa olsun bu bölümü biraz daha dikkatli geçirmeleri lazım seyirciye biraz daha pozitif enerji vermeleri lazım çünkü artık yüzler 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 kuyruğundalar hani gerçekten şu dörtlüğü kim sözleri Sorayur'un başında yazsa herhalde o adamı sen hiç Sorayur'u izlemedin senin Sorayur'la bir ilgin yok Evet. Sen git kardeşim başka program izle. Evet. Dersin adama yani. Bunu diyen Kemal abiye ben Ayşe finale kalabilir dediğimde Kemal abi bana 100 ha 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 diye tane şey gülmüştü. şey yapsın kazandım Gülmüştü. Ben de demiştim ki Ayşe finale kalırsa Türk kahvemi köpür böyle hüpürdeterek <laughs> içeceğim demiştim. Sevgili seyirciler kusura bakmayın. <laughs> Ayşe'nin finale <gülüyor> kalışı hatırına <laughs> Kemal abi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet abi bakarak böyle. <gülüyor> <gülüyor> abi <abiye> olsun. Bu <laughs> <O> arada <laughs> Ayşe'cim sağ olasın. Ayşe'yi de gerçekten tebrik <laughs> ediyorum. Gerçekten çok benim dördümün güzel. içinde olmayan birisiydi. İyi bir performans. Özellikle son bölümü gerçekten çok iyi oynadı. Müthiş yarışmalar çıkardı. Dün aldığı da bir başarıdır. Ee, takdire şayandır. Tebrik ediyorum. Hani beni şaşırttı. Kardeşim sen böyle şaşırtmaya devam et. Ben de seni alkışlayayım. Ben de seninle beraber olayım. Ben o dönemdeki Ayşe'nin, o strateji yapan Ayşe'nin ben karşısında söylemlerim oldu. O da kendini geliştirdi Ayşe. Aslında ya. biraz performans olarak evet. diye hatırlıyorum ben Kemal abi. Per per performansın yanında ağırlık şuydu. Yani birilerinin gücü altına girmeyi düşündüğü için hareket ettiğini evet. düşündüm. Hani bu hafta yazılmayayım, bir hafta evrimle daha kalayım mesela gibi evrimle olan arkadaşlar. Aynen öyle. O diyaloglar bana şey geldi, e, ters geldi ama e, yaptığı iş doğru strateji olduğunu ben, burada da gösteriyor. Ben benim gücü altına girmek istediğini en başından bir hiç öyle hissetmedim ya. Hani öyle bir yarışmacı değil bence. Birilerinin altında Ademle Ademle olan diyaloğu e, o bölümde kırmızılara daha sahip çıkması Ayşe İmami'de. He mavinin içindeyken mesela bizim burada sorguladığım en çok sorguladığım şeylerden biriydi. Hikmet dedi ki kırmızılara geçtikten sonra doğduğum yer mi doyduğun yer mi dedi. Evet. Ben de dedim ki ya Hikmet sen doğduğun, nerede mavinin içinde doğdun? Sen nerede evini yaptın? Mavide yaptın. Tekneni nerede yaptın? Spor salonunu nerede yaptın? Sen bu kadar doğduğun yer varken, doyduğun yer varken nasıl kırmızılara sahip çıktın dedim. Ama doğduğu yer onu hiçbir zaman tam böyle bağrına basmadı deli gibi. Evet, ay, adada en, iyilerdi. En, yakın, en yakını söyledi, diyor. ay, Ama ay az, bağrımıza bastık dedi. Bizim izlediğimiz kadarıyla Hikmet hep bir dışlanan, bir şekilde potaya, potaya konulmak koyulan. istenen bir yarışmacıydı. A Şimdi Atakanlar da koyuyordu. İşte başka kimse koyuyordu. Kırmızı Kırmızılar, koyuyordu. Koymadı yani, mı? Evet. Kırmızılar, Kırmızılar koymadı mı? Kırmızılar koymadı mı? Ama zaten koyduktan sonra Hikmet bu sefer e, doyduğu yere de ister. Ama şey şey işte <laughs> Hikmet yapı gereği öyle bir insan, kendini yani kendi kendini o şekilde koydurttuğu gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Yoksa mesela e, ben o adaya geldiğim zaman karşı tarafa geldi. Normalde Hikmet mesela hiç konuşulmuyordu. Mesela Berkan'la Hikmet'in arası o kadar iyi değildi. O kadarıyla onların arası o kadar iyi değildi. Ben geldikten sonra. Abi içiyor sana bakarak sen tahrik ediyorsun. <laughs> ee, ondan sonra Benim böyle... Benim çok yarış var. i̇lişkiler birazcık daha düzeldi. Aslında Hikmet'le birazcık daha normal ilişki kurabildiler evet. gibi oldu. Özellikle Perviz vardı hep ikisi, işte Nagihan'la bile... Abi Nagihan'la kanlı bıçaklarda bu tarafa geldik. Sonra hep beraber işte Hikmet'in yaptığı evde oturuyorduk. Evet. Işte evet. Yemek yapıyorduk. Evet. Bir şeyler yapıyorduk, sohbet ediyorduk. O yüzden o birazcık daha düzelmişti. Ama sonrasında Hikmet genel olarak bir tavır sergiliyor ya karşı takıma karşı veya işte etrafındakilere karşı. O Onun yazılmasını sağlıyor. Atakan, Ayşe'nin son potada yaptığı bir stratejik hamle vardı ve dedi ki ben dedi SMS'le eleyebileceğim kişi olarak burada Nagihan'ı görüyorum hı -hı, dedi. Hı. Şimdi çıktıktan sonra belki çok çok hakim olmaya olabilirsin ama ben seni seyrettiğini düşünerek hı -hı. söylüyorum. Eee bir pota önce e, Hikmet'in karşısına çıkmak için hem de Ayşe'yi korumak için çünkü bir kadının şampiyon olmasını hı -hı. istiyorum deyip e, Hikmet'in karşısına Adem'e kendini söyletmişti. Yani bir nevi Ayşe'yi korumuştu. Evet. E, takım kurarken de hep Ayşe'yi seçerek evet. ilerliyordu. Ayşe'ye karşı bir sahiplenmesi Hemeniz vardı. O, evet. Sence burada Ayşe'nin karşısına Nagihan'ı söylemesi, evet şu an belki e, Ayşe'yi adada tuttu ama hı hı. sen olsan yapar mıydın? Ben yapmazdım. Ben mesela hani o şekilde düşünmüyorum ama ya ben ATV olarak da yapmazdım. Bir de yol yürüdüğüm arkadaşlarım veya bu şekilde bir şeyler görüyorsam bunu yapmazdım. Ama yaptığında yanlış bunların niye şu anda orada... Na, yani şöyle mi yapayım o zaman? Doğru strateji. Aslında yapmazdım dediğimde de olmuyor. Yani bir yandan da yapmam gerekiyor gibi düşünüyorum, tamam mı? Başka bir yol bulurdum kendime, başka bir çıkar yol bulurdum. E sonuçta birimiz eleneceğiz. Tamam ya yani birimiz ölecekse abi sen öl, anladın mı? Yani Allah korusun ama doğru doğru haklısın. Yani. Sen... Önce, önce can. Aynen öyle. Önce can. Aynen öyle. O yüzden Kesinlikle. o da orada bence doğru bir strateji yaptı ama e, bunu hak ettim derseniz hak etmedim. Hayır. Peki Sen, bir şey soracağım. Bak, özür Sen ben Atakan'a bence çok aykırı bir şeymiş gibi ya. Hani söyleyeceğiymiş gibi geliyor. Neden biliyor musun? Sen orada bir hafta daha fazla kalabilmek için yani, arkadaşını evet. mesela orada söylemeyi tercih eder miydin? Yani şu an mesela senin yerine e, keşke orada Ogeday gitmiş olsaydı da ben bu 4'ün içerisinde kalsaydım. Ama i̇şte, hani kaçıncı oldun diye sorduklarında Survivor'da ben dördüncü olarak bitirdim. İşte ben aynen benim... artı Hikmet'in yani bu, olayında kendini sahiplenme yani. yap, yapan yapan den artı olarak Hı. söylüyorum söylediğin çok doğru. Artı Hikmet'in olayında da kendini sahiplenip evet. arkadaşını koruma yapıyorsun. Yani yine aslında orada kendini feda etmiş oldun. Evet. Yani. Yani zaten benim duruşuma göre bu. Şimdi ama o Ayşe Ayşe olarak değerlendirdiğinde bence yaptığını yani kendini korumak i̇şte benim adına İşte eleştirdiğim taraf evet, buydu işte Ayşe'de. Yani, kendini korumak adına böyle bir şey yaptı. Şu anda da orada. Bu böyle şampiyon olduğunda Doğru. mesela mutlu olacak ama mesela ben atıyorum işte orada olaya tepki vermemiş olsaydım, çıktığında bana seslerek oğlum sen burada böyle bir şey oldu niye buna bir şey demedin? Bu benim için daha zor. Şampiyon olmaktansa. Yani hem, her seferine söyleyeyim evet. 2006'da da söyledim. Yani evet. ee, onurlu bir işte onunculuk beşincilik neyse ama hani kendimden taviz vererek şampiyon olmaktansa benim için çok da Şu anda da gösterdiğim duruştan da çok memnunum. aldığım kararlardan da memnunum. Tabii ki hatalarım olmuştur. Hatalarım içinde seyircilerimizden de özür dilerim varsa yaptığımız hatalar. Var mı pişmanlığın? Ee, pişmanlığım yok ama belki yanlış anlaşılan şeyler olmuştur. Bir şey olmuştur. Şu anda Keşke ama... şunu yap Aa, bir yapsaydım şey dedi. Çok evet. değişik bir şey hatırladım. Ödül ha. yedi. Ödülü yedin ya. Evet. Evet. <laughs> yani mesela e, şimdi hani... E, burada bir hakime yok çünkü sen bunun cezasını çekiyorsun evet. aslında ama evet. o an neden böyle bir şey yaptın Fa ve fazlası şey... fazlasıyla cezasını çekiyorum. Bir blok mu almıştım fazlası, fazlasını çektim. Yani şöyle bugüne kadar tamam mı herkes buna bir cesaret etmek istedi. Yani orada o, o kaç kişiyiz orada diyelim ki? 35 kişi mi? 35 kişi de bunu yapmayı düşünmüştür. Defalarca kez düşünmüştür. O anda benim aklıma düştü. Ya ben gerçekten çok seviyorum Açtım yani. Açtın ya Açız yani çok da seviyorum. Ya dedim yap, yapacağım ya dedim neyse dedim bedeli ödeyeceğim ama dedim bunu dedim yapacağım. Öyle bir hareket yaptım. Pişman mısın? Yani aklım, bir de kazandınız değil mi? Aklım hala yapmadıklarını diyeceğim ama. Hayır hayır. <laughs> kazandınız değil mi yani o yanlış bir hareket. Kazandı. Evet. Bir kazandı. 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 Yani o gün Atakan o sayı aldı. Ceza alacağını. Evet, evet. Hatta almış. ödülü hani kazandırdım demeyeyim de hani ha evet, fazla bir, sayı fazla dört sayı, doğru. sayı, aldım. Evet 3 4 sayı aldım. Ee, o beni yani kazanmamızı engellemiyor. Takım için savaşacağım. Ben sonuçta yemeyeceksem abi ben bunu kaybedeyim de demeyeceğim. Tabii ki savaşacağım. Mücadele vereceğim. O da öyle bir hatıra kaldı bize. İyi ya da çok. Valla Atakan Bence çok iyi bir Survivor'sın. 2016'da e, çok iyi bir şampiyonluk yaşamıştın. E, yani bu seneki rakipler tabii ki yoktu ama orada koyduğun duruş, her şey çok farklıydı. Bu sene de işte hepimiz şaşırdık açık söyleyeyim tekrar. Evet. Gerçekten. Evet. Yani senin, Ogeday'ın, Berkan'ın, Anıl'ın yani şimdi hep beraber de bir yere de gidilmez yani. Şimdi evet. Adem de hak ediyor. Batuhan da Ayşe'den, Yiğit'ten, hani Kesinlikle. nasıl olacak? Birileri elenmeli bir yerde. Bazen işte dediğin gibi işte sen diyorsun ki büyük SMS'ten bir gün önce olduğu için zaten Atakan gider diye herkes büyük SMS'i evet. bekledi. O diyor ki işte iki kişi kavga etti. Ben arada kaynadım. Ötekisi diyor ki benim burada hakkım yendi. Bilmem ne. Herkesin bir hikayesi var Aynen. ama bir yerde böyle bir yere çıkıyor. E ee, keşke katılmasaydım demiyorsun ama değil mi? Yok asla keşke katılmasaydım i̇şte demiyorum. Şu anda e, ne olması gerekiyorsa o oldu ve çok mutluyum. Ben Survivor'ı da seviyorum. E, i̇çinde de çok eğlendim. Çok güzel anlarım var. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben özellikle yani 2006'dan sonra Survivor sayesinde yani inanılmaz bir kitleye inanılmaz farklı bir bağla ulaştım. Yani bunu sokakta yani Hı. pek çok tabii ki tanımış arkadaşım var, şey var ama Farklı bir bağım olduğunu bunu görebiliyorum. E, bu beni çok mutlu etti. Bu sene de yine yani sonuçta bu proje sayesinde tabii ki yaptıklarım da var ama büyük bir kitleye ulaştım. Özellikle Acun abi sayesinde e, ona da çok teşekkür ederim. E, o yüzden çok mutluyum. Asla bir keşkem olmayacak tabii ki. Yani şu anda ilk hafta elemiş olsaydım olmayacaktı. Olması gereken böyle oldu. Aslan'ın seni görünce ve bundan sonra gö e, ondaki seninle alakalı tepkiler nasıl? Bir de büyümüş buldum mu? Gülmüş buldum birazcık daha konuşuyor çok daha fazla. Şey diyorlardı evet. e, işte iletişim ödülü oluyor. yani ne diyorlar ki konuşabilir mi? İşte hmm. e, konuşturacağız veya görüntülü mü artalım? Ondan sonra e, ilk şey olduktan sonra ilk konuştuktan sonra diyorlar ki Aslan röp bile verir yani. <laughs> baya baya konuşuyor konuşması var diye. Yani çok özlemişim tabii konu. Onun için de çok e, önemli bir şey oldu. E, beni şeye karşılamaya geldiler havalimanına. İşte orada arkadaşlarımız vardı. Ee, onun yeni tanıdığı bir arkadaşı da var. Gel dedi ki, gel diyor, bak diyor, seni diyor babamla tanıştıracağım. E, e, seni diyor şeyle tanıştırmıştı arkadaşıyla. Baba, senin gerçek olduğunu yürüdüğünü bilsin diyor. O belki kafasında ay, ay, ay. hep ben orada yaşayacağım diye düşünüyor. Zaman mevhumu çok fazla yok ya. Dedi gel diyor, babam senin diyor yürüdüğünü gerçek olduğunu bilsin senin diyor. Senin yürüdüğünü... anlarda, da bize çok yani, geçti evet. bir baba olarak. Çünkü sert evet, bir karaktersin normalde hani evet, dövüş normalden yaptığın Çünkü için. çok ağladığını görmemiştik ama evet, bu seni özellikle. bu seni medyada. Ee, Murat şey yapıyordu sunuyordu böyle ödülü anlıyorum ses onda böyle hüzünlü ee, iletişim geliyor bir şeylerden bahsedecek falan ben de kendi içimden böyle şarkı söyledim ellerimi arkaladım Şarkı söyledim ki duymayayım diye gerçekten çok duygulanıyordum yani ee, Ne bileyim bu sene benim için o anlamda çok zor geçti Murat demişken de Murat'la ilgili bir şey söylemek istiyorum Gerçekten bence çok inanılmaz sunuyor ee, Ben Bunu çok yürekten bir şekilde söylüyorum Onun sunduğu oyunlarda oynuyor olmak Bizi çok fazlasıyla motive ediyordu biliyor musun? Yani öyle kelimeler, öyle şeyler söylüyordu, öyle heyecanlı ve güzel. Ben değil mi çok seviyordum yani Murat'ın o şekilde evet. anlatıyor olması. Ona da buradan selam Murat'a da ayrıca tebrikler. Gerçekten güzel bir sezon geçirdi. Şimdi tabii çok güzel şeyler konuştuk ama bugün aslında bir acımız da var Türk halkının. Evet, ee, Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın bugün 85 yaşında hayata veda etti. gerçekten ediyoruz. hepimizin çocukluğunda, gençliğinde e, çok nasıl diyeyim, izlediğimiz için emeği olan çok değerli bir insan. Ee, mekanı cennet olsun. Hani hem oyuncuydu, hem senaristti hem yapımcıydı, babacandı. Hepimize evet. e, kavga etmeyi, aslında kavga etmeyi de yanlış olduğunu da anlatan e, çok farklı bir insandı. E, buradan ailesine de sabırlar dileyelim. E, sizin de eminim söyleyeceğiniz şeyler vardır. Evet. Mekanı cennet olsun. Türk halkının başı sağ olsun. Ee, ben de yani çocukluğumdan birer birer e, o sanatçılarımızı kaybediyoruz. Ben bugün Cüneyt Arkın'da şöyle bir tweet atmıştım. <laughs> Türk sineması büyük bir değerini ben Malkoçoğlu'nu kaybettim diye. Gerçekten e, sinemaya giderdim o onun hareketlerinden senin filmden çıktıktan sonra onun hareketlerini yapardım. Hayır <laughs> tweet diye e, çok büyük değer e, Türk sinemasına Türk insanının kalbine girmiş bir değerdi. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ve yani dublör kullanmadan bütün filmlerini çekerdi. İnanılmaz bir adam. Ben onu kendisini hani takip ederim ve mesela bu hayatta bana sorsan e, öyle çok fazla hayranlığım olmamıştı birileriyle tanışmak, şey yapmak gibi. Kimle tanışmak istesen e, kendisini söylerdim. O yüzden mekanı cennet olsun. Gerçekten inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir oyuncu diyor. Yani. Valla hepimiz herhalde evet. onun filmleriyle büyüdük. Kesinlikle. Ee, yani inanılmaz bir bizim için en azından çok güzel şeyler yaşattı ben öyle düşünüyorum. O yüzden mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Aynen Ailesine ben, ben gençken çocukken yani e, o Battal Gazi'de Malkoçoğlu'nda <laughs> o kalenin içinde onunla beraber saklanırdım. Bak açık söyleyeyim. Hep beraber saklanıp o kaleden atlaması, işte biri geçerken hop onu böyle arkadan yakalaması. Mekanı cennet olsun. Atakan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, çünkü şöyle bir teşekkür etmek istiyorum. Masada seni hep konuştuk sen Survivor'ın önemli bir karakteriydin. Ama daha da önemlisi bize e, kendi ailenin ve baba olmanın e, nasıl önemli bir olgu olduğunu çok güzel hissettirdin hepimize. E, i̇nşallah hayattaki bu mutluluğun eşinle, çocuğunla, Aslan'a belki bir kardeşle devam eder. <laughs> bilmiyorum düşünüyor musunuz ama bize de çok geliyor yani, bu soru. Aslan da istiyor aslında ama bilmiyorum bakacağız. Hayırlısı. Öyle Allah bir olsun, şey var mı hatta? Valla söyleyeceğim bir şey yok açıkçası Söyleyecek her şeyi söyledik ee, Siz de bir sezon boyunca burada çok yoruldunuz fazlasıyla açıkçası Öyle <laughs> evet. diye düşünüyorum Hem e, destekleyenler tarafından hem yaptığınız yorumlarla Birine şimdi bir şey söyleseniz öbürü alınıyor Öbürüne evet. söyleseniz o alınıyor Saat Sizin durumunuz daha e, zor gibi Bak ya, hakikaten şuraya bir araya gireceğim e, Bu sene bizi sevmeyenler Gelecek sene diyelim ki e, Tekrardan panoramadayız Bir yarışmacı hakkında övülüyorsak O da onu seviyorsa diyecek ki Bak Kemal abi bu sene doğru söylüyorsun Aslında hep söylemeye çalışıyoruz evet. evet. Teşekkür ederiz Atakan. Ben çok ben teşekkür ederim. Ailene, teşekkür özellikle babaanneni, Şadiye evet. teyzeye Elim doğru söylüyorum. Şadiye, Şadiye. Şadiye teyzeye, Şadiye. Şadiye teyzeye çok selamlar. Babaannem de, dedem de. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar Panorama'da sizlerle olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.